Herkese iyi akşamlar. Şimdi yavaş yavaş katılımlar oluyor. Bu linkle ilgili bir şey oldu. Biraz bizden bilgi istiyor gelebilmek için. Diğer Zoom'lara girmek kadar kolay olmadı ama umarım diğer insanlar da gelirler. Şimdi 50 kişi görünüyor. Şimdi infektif endokard konusu çok sıkıcı ve hiç sevmediğimiz bir konudur. Kamuda hani yoğun hasta olan kamu hastanede çalışanlar evet sık karşılaşırlar ama özel hastanede veya daha butik hastanede daha az olduğu için genelde kaçılan bir şey veya tanı koymakta zorlanıyoruz. Yatak işgal ettiğinden şikayet ediyoruz. Gamze seçti. Çünkü son zamanlarda çok fazla endokard hastası oldu. Covid döneminde sanki biraz daha arttı gibi. Bizim temel sıkıntımız aslında diagnozda. Yani hasta geldiğinde biz endokarditi vejetasyona kısıtlamış durumdayız. Yani vejetasyon görüyorsak infektif endokard değilse değil gibi. Burada mikrobiyolog arkadaşımız da var sağ olsun. Serpil Hanım, Serpil Özkan. Mehmet Akif Ersoy'da Gamze ile birlikte çalışıyorlar. Uzun süredir de infektif endokard hastalarını Serpil Hanım takip ediyor. O nedenle bugün biraz daha bu tanıdaki karmaşayı, tanıdaki zorluğu, görüntüleme artı mikrobiyolojinin desteğiyle, infeksiyon hastalıklarının desteğiyle nasıl aşabiliriz? Daha çok vaka örnekleri üzerinden, vakaların çoğu Gamze'nin bu arada, tartışacağız. Sunuyu da kendisi hazırladı. Ben ona teşekkür ediyorum bu arada hepimizin huzurunda. Peki başlayalım Gamze. Ne demek istersin? Ben de herkese merhabalar diyorum. Şimdi bir screen share yapıyorum. Sunuyu arada bölebiliriz değil mi Gamze? Katılabiliriz. Tabii ki. Herkes katılabilir. Zaten biz kendi aramızda daha önceki yaptığımız oturumlarda da böyle oldu. Samimi bir sohbet havasında geçiyor. Yani hastanede nasıl bunda, tartışacak hastanede? Aynen yani. Öyle. Bunun da daha etkili olduğunu düşünüyorum. Serpil'in bize çok büyük katkıları olacak. Ona da zaman zaman söz vereceğiz. Şimdi ben hadiseye şöyle başladım. Etrafımdaki işte asistan arkadaşlara ya da uzman arkadaşlara sorular sordum. İşte infektif endokardit tanısı bizi niye korkutur diye. Onlar da bana çok samimi cevap verdiler. Asistanlığımda az gördüm. Başkaları neticelendirdi. Natif kapakta garip sallanan şeyler görünce hemen aklıma vejetasyon geliyor. Protez kapaktan nefret ediyorum. İnfektif endokarditi anlamak çok zor. Nedeni bilinmeyen ateşte bence bizi hastadan kurtulmak için diğer branşlar çok kullanıyor. Ben hiç aort kök absesi pseudanevrizma görmedim. Pseudanevrizma ne ola ki? Bu hastada infektif endokardit yoktur demek benim için çok zor. Hepimiz için çok zor aslında bu. Bir şey yoktur demek gerçekten zor. Tanısam da cerrahi indikasyon kararını koymakta zorlanıyorum. Ben Duke sınıflamasını pek kullanmıyorum çünkü emin olamıyorum. Roth, Janeway, Osler karıştırıyorum. PET ne zaman çektireceğim aslında emin olamıyorum. İşe yarıyor mu bilmiyorum çünkü daha çok kafamızı karıştırıyor. Biz bu soruların cevabını böyle slide slide değil ama sunumun sonunda kabaca vermiş olacağız. Yine de aradan sorular gelirse de cevaplamak isteriz. İnfektif endokardit anatomik lezyonlarımız var. Vejetasyon, dekstriktif lezyonlar ve apse. Vejetasyon klasik bilgi kapağın daha düşük basınçlı yüzeyinde olur ama istediği her yerde olabilir. Valvüler, subvalvüler, mural endokard, ascendan aortada da vejetasyon görebiliriz. Embolizasyona eğilimli ama vejetasyonda obstrüksiyonu biz nadir görürüz. Dekstriktif lezyonlar, anevrizmalar, perforasyonlar burada bu klasik bilgi olduğu için koydum ama orada papiller kas perforasyonu görürüz ama bu tabii ki nadir gördüğümüz bir şey. Yani infektif endokardite bağlı korda rüptürü nadir görüyoruz. Ve apse sıklıkla aortik protez kapaklarda izlenir ve pseudo anevrizma ya da füsyüzasyonla komplike olabilir. Biz bu üç lezyonu tek tek görebiliriz ya da hepsini bir arada görebiliriz. Yani absesi olup vejetasyonu olmayan hastaları olabilir ki bu da mesela Bentel hastası çok da kafa karıştırır. Sallanan bir şey görmeyip sadece Bentel'in etrafında bir kalınlaşma görüyorsanız acaba o muydu değil miydi diye kafa patlatmak gerekebiliyor. Şey soracağım Gamze burada özür dilerim. Şimdi buradaki temel şey aslında aortun etrafında büyükçe bir apse veya pseudanezma görürsek hepimiz biliyoruz zaten. Aa bu kesin apse. Veya kapakta sallanan bir şeyler gördüğümüzde vejetasyon diyoruz. Bunlar dışında bizi rahatsız eden hastanın ateşi var ya da işte böyle endokardite benzeyen semptomları var. Sıkıştığımız şeyler aslında
benteller, ağır kökü greflerinin etrafındaki hadiseler. Hani orada sallanan bir şey yok, vejetasyon yok. Evet. Ve aort kapaktan uzakta, hani aort köküne kadar ilerliyorsa tabii görebiliriz belki ama veya vejetasyon olmadan aslında endokardiyal tutulum vardır ama biz ekoyla göremiyoruz. Çok küçüktür. O konuda da Serpil'e bir soru soracağız. Hani vejetasyon görmeden endokardit olur mu diye birazdan Evet. soracağız. Hani bu anatomik şeylerden bir kısmını göremediğimiz zaman aslında çok daralıyoruz. Mesela Evet. mitral kapakta bir sürü sallanan hareketli kitleyi gören herkes aslında endokardit tanısını koyuyor, değil mi? Evet. Apse ve bental konusu var abi. O ilerleyen slaytlarda vaka örnekleriyle var. Hakikaten çok kafa karıştırıcı Tuhaf bir olabiliyor. konu. Şimdi ekokardiyografi konuşacağız. Vakalar üzerinden bugünkü gidişatımız o şekilde olacak ama transtorasik T seçimleriyle önce vaka örnekleriyle gideceğim. Her zaman ilk başta transtorasikle başlıyoruz. Ama bu klasik bilgi. Protez kapaksa T'ye hemen geçiyoruz. Non-diagnostikse, pozitif transtorasikse ya da negatif ama klinik riskiniz, şüpheniz hala devam ediyorsa T'ye geçiyorsunuz. Ama bu tablodaki bence en önemli bilgi bu değil, şu. Eğer hastaya bir görüntüleme yöntemiyle baktınız, klinik şüpheniz hala devam ediyor ama negatif. Bu durumda 5-7 gün sonra muhakkak tekrarlayan T ya da transtorasik değerlendirme öneriliyor. Senin söyleyeceğin bir şeyler var mı abi bununla Önce alakalı? şunu söyleyeyim. Pulmonar kapak ve türküs kapağı T'de iyi görmeyebiliriz. Yani bu triklik ya da türküs kapak girişimlerine nedeniyle türküste daha çok bakıyoruz ya da türküs cerrahisi arttığı için. Ancak özellikle transtorasikte bir hastada endokard şüphesi varsa bazen rutin ekoda atladığımız pulmonar kapak. Pulmonar kapağı muhakkak bir spektral Doppler'le, Kalır Doppler'le bakmak lazım. Onun dışında bir atladığımız PDA'ya bağlı pulmonar kapakta veya PDA üzerinde bir endokardit. Bunlara dikkatli bakmak lazım. Şimdi burada Serpil'e bir soru sormak istiyorum. Aslında bizim büyük hastanede en sık karşılaştığımız şey bize konsültasyon yapılması. Nedeni bilinmeyen ateş nedeniyle takip edilen hastada endokardit var mıdır? Yani çok fazla gönderiliyor ve bunların çok büyük bir kısmı endokardit değil. Ama bizden net bir şey söylenmemiz isteniyor. Bu nedeni bilinmeyen ateş, ona yaklaşım, genel olarak ne söylemek istersin Serpil? Bize bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı gözüyle. Tabii nedeni bilinmeyen ateşin içinde endokardite gelene kadar tanısı konması gereken özellikle Türkiye'de pek çok enfeksiyon var. Endokardit de bunlardan biri. Doğru tanı aşamaları yapıldığında belki endokardit ön tanısına gelene kadar birçok hastalığın tanısı konabilecek durumda. Nedeni bilinmeyen ateş 3 hafta geçti. Hastanın 38 derecelerde ateşi var. Hastayı yatırdık. Tetkik ediyoruz. Hala ateşine çözüm bulamadık. Türkiye için tüberküloz, brucelloz, sıtma, salmonelloz bunlar mutlaka ekarte edilmesi gereken şeyler. Aslında burada vurgulamak istediğim şey şu. Endokardite gelene kadar asıl olması gereken şeylerin ekarte edilerek endokardite belki gelmek gerekiyor. Tabii ki bu kolajen doku hastalıkları ya da malignite diğer ikinci nedenler. Enfeksiyoncu olduğum için bu bakış açısıyla devam edeyim isterseniz. Tabii ki bir bakteriyemi ortaya çıktığında özellikle de hani bu DÜK kriterlerinde belirtilen tipik endokardit etkenleri karşımıza çıktığında gamz edebilir. Hani o etkenden sonra bir endokarditin peşine gerçekten düşeriz. Ama her bakteriye mi endokardit değil elbette. Evet, bu önemli bir soru. Biz bir sürü Evet. bakterini görüyoruz. Ne zaman endokardit demeliyiz? Şöyle düşünmemiz lazım. Yine aslında hani bu DÜK kriterlerini kullanalım kullanmayalım. Hani aklımın köşesi bir köşesinde ben mutlaka o kriterlere uyumluluğu özellikle doğal kapak içinin %80'e varan duyarlılığı var DÜK kriterlerinin. Mutlaka orada yol gösterici bir şeyler bulunabilir. Örneğin hastamın bir kere altyapısını bilmem lazım. Predispozan faktörlerini bilmem lazım. Hani bize öğretilen anamnez. Hastanın işte hemodiyaliz hastası mı, IV drug kullanımı var mı, kalp kapak hastalığı var mı, sağlık bakım ilişkili bir enfeksiyonla ilgili herhangi bir risk faktörü var mı? Bütün bunları düşünerek hastada işte bir Staphylococcus ya da Viridans streptokok ya da işte toplum kökenli enterokok yani öyle etkenler ve belli sayılar. İşte 3 kan kültürü baktım, 3'ünde de 4'ünde de aynı mikroorganizma görüyorsam ve bu mikroorganizmalar için başka bir odak bulamıyorsam o noktada
Mutlaka endokardit akla gelmeli. Yani bir Özellikle bakteri mi olacak? streptokoklar ve Bir de stafilokoklar. çok özür dilerim böyle. Bir bakteri mi olacak? Bir de endokardiyal tutulum olacak, değil mi? Şöyle tabii şanslıysak Evet. elbette hani Şansa işte göreyim böyle. transtorasik eko belki hepimizin çok kolay ulaşabileceği bir tetkik. Hastanelerimizde hani T biraz daha zor olabilir ama genel düşündüğümüzde tabii ki bir etkenim var ve transtorasikte de bir vejetasyon gördüysem bu süper bir şey. Her şey çok kolay. Ama işte her Peki sana zaman böyle olmuyor. gerçek hayatla ilgili bir soru soracağım. Ben koşu yolundayken günde yaklaşık 2-3 hasta gelirdi kartal enfeksiyon hastalıklarından. Ve biz çok sinirlenirdik. Niye bize gönderiyorlar falan diye. Çünkü yoğunluğun arasına geliyor ve bu hastalar genelde sedyene geliyorlar, düşkün oluyorlar, kusuyorlar falan değil mi? Kötü hastalar oluyor bazen. Şimdi biz ne yapmalıyız? Bu hastalarda transtorsik ekoyu kesin yapalım bir kere. Bir Ve kere şunu gerçekten bilmek lazım. dur, hemen bir Nedeni soru daha bilinmeyen soracağım. ateş Çok özür enfeksiyonun dilerim. işi aslında. Size geldiğinde birçok şeyin ekarte edilmiş olması lazım. Araştırılmıştır değil mi aslında? Yani güvenebiliriz. Birçok şeye bakmışlardır. Biz bunlara T yapalım mı? Şöyle eğer size tipik bir etkenden bahsediyorsa, ben başka bir odak bulamadım diyorsa, transtorasikte bir odak görmemiş olabilir. Staphylus'tan, streptokoktan ya da işte 3-4 kez aynı mikroorganizmanın ürediğinden, persiste bir bakterimiden ve başka bir odak bulamadığından bahsediyorsa bu hastada mutlaka T Çıkıyor. yapmak gerekir. Yani size refere edildiyse bu kısmı ile ilgili diğer taraflara ekarte edildiyse elbette ki endokarditi de ekarte etmek amaçlı. Ama işte tek tetkik değil, belki burada T de değil, genel hastanın faktörleri, üreyen mikroorganizma, başka bir odağı var mı? Başka Bütün bunları görüntüler mümkün mü? değerlendirmek lazım. Peki hasta geliyor. Genelde aslında vejetasyon olmuyor. Bu konuyu özellikle üstüne duruyorum. Çok geliyor yani çünkü. Vejetasyonları olmuyor. Eko görüntülerinde de herhangi bir şey yok. Ben şöyle yazıyorum. Eğer hastanın infeksiyon odağı bulunamaz ise 5-7 gün sonra TTE veya T tekrar ediyorum. Bu doğru mudur? Evet. Yani tekrarlayan aslında negatif eko incelemede tekrarlayan hastayı yakın takip eko ile önemli. Onlar ateşin nedenini bulamıyorsa değil mi? Tabii ki dediğim gibi Yani eğer direnmeyelim, ben bu hastaya yardımcı olalım. Bakalım şöyle tekrar. sizden önce yapılan aşamaların yapıldığından emin olmak da elbette ki önemli. Evet. Dediğim gibi endokardite gelene kadar Türkiye için düşünülecek pek çok başka faktör de var. Bir Ve de tabii bunlar şöyle bir şey var. araştırılırken endokardite aslında yönleniliyor. Kan kültüründeki bir mikroorganizma örneğin gibi. Yani şöyle testlere baktığımız zaman aslında hastaya ekokardiyografi yapmak, PET-CT yapmaktan daha masum. Radyasyon almıyor, daha kolay ulaşılabilir. Dolayısıyla o tanı algoritmasında bulunduğu yer çok absürt değil. Aslında bizim de böyle meslektaşlarımıza bu anlamda çok da gücenmememiz lazım gibi. Bir de bizim çok yeni bir vakamız oldu Serpil'le. Bir küsbit aort kapak, orta ileri kaçağı var, vejetasyonu yok. Ama ben vejetasyonu yok dedim. Serpil bana dedi ki hayır, dört kan kültüründe de üreyen bakteri kesinlikle infektif endokarditle uyumlu, yatıracağız. Yatırdık hastayı. Hakikaten daha ikinci haftada bütün değerleri normale döndü. Yani predispozan kapak Çok kriterinden, önemli. DUK skorundan skorlayarak hastayı infektif endokarditle takip ettik. Yani vejetasyon görmemek, görüntüleme negatifse hakikaten orada enfeksiyoncuyla kolaborasyon çok önemli oluyor. Bir şey daha eklemek istiyorum. Hani bazı mikroorganizmalar bizim gerçekten korktuğumuz, hani bu tarz bir enfeksiyonda Staphylus, MRSA, MSSA, bunlar gerçekten hani işte çok büyük vejetasyonlar, çok agresif seyredebilen tablolar, emboliler, bütün bunlardan dolayı aslında dediğim gibi biraz mikroorganizma bize yol gösteriyor. Şunu da ekleyeyim. Staphylus, anladığım kadarıyla Staphylus sizi çok rahatsız ediyor. Bizi de etmesi gerekiyor. Yani Evet. biraz önce Olcay abi, Olcay Özveren bir yorumda bulmuş. Staphylus bakterimiyelerinde muhakkak eko gerekirse T yapmakta galiba fayda var değil mi? Aslında tek önerilen, mesela bizim klasik bilgimizdir bu. Staphylus bakterimiz olan bir hastada bize söylenen hep şuydu. Ekosuna bak, abdominal USG'sine bak. Yani bir odak ara, bir metastatik odak ara. Çünkü o mutlaka bir yerde bir kaynak olmasa bile gidip yerleşmiştir. Odak bulmuştur. Çünkü Staphylus belli faktörleriyle çok kolay yayılabilen, biyofilm yapabilen, uzun süre gitmeyen, gerçekten sevmediğimiz bir mikroorganizma diyebilirim. Biyofilmden kastın ne? Biyofilm ne demek?
Biyofilm özellikle hani yabancı cisimlerde, işte pacemakerlar, ICD'ler gibi, yani yabancı bir yüzeyde ya da bir santral kateterde Safarius'un kendisine özgü bir takım faktörlerle, işte koagülas, fibronektin bağlayıcı faktör, bir sürü faktörüyle bu katman üzerin zemin üzerinde öyle bir katman oluşturuyor ki mikroorganizmalardan kaçabildiği, mikroorganizmanın etki edemediği ve biz ancak o cismi çıkardığımızda Safarius'tan kurtulabildiğimiz bir tabaka aslında biyofilm. Anladım. Dirençli bir Safarius bunu enfeksiyona yol çok iyi açıyor. yapıyor. Dirençli bir enfeksiyona yol açıyor. Aynen, kendine korunaklı bir ortam sağlayabiliyor. Siz o kapağı ya da işte o cismi çıkarmadan mümkün değil. Persiste bir bakteriyemi ile devam ediyor. Evet, Serpil'le bu konuda konuşacak çok şey var ama vakalara geçiyorum artık. Pastörize hikmet değil mi? Böyle birkaç tane örnek vereceğim. Bu aort kapak endokarditi hem transtoristikte parasternal uzun eksende hem de Lovat penceresinde vejetasyonu iyi bir şekilde görmekteyiz. Bu anlamda bize T ekstra bir şey katmış mı? Hayır, ama yine de T'sini yapıyoruz diğer kapaklarda vejetasyonu da değerlendirmek için. Filenin kapağı görüyoruz değil mi orada? Fili bir geri gelsene amca. Şimdi bana çok soruyor. Aort fileli nasıl olur? Hani mitral fileli belli de. Aort fileli buradaki T'de gördüğünüz şey aslında. Yan tarafta görüntü. Aortik kapak kolay kolay. Mitral gibi mitral kapakta biliyorsunuz kordürüklüğün en sık nedeni spontandır ve MVP'ye bağlıdır. Yani endokarda bağlı kordürüklüğü çok seyrektir. Ama aort kapakta hemen hemen her zaman fileli bir kapak endokardik ilişkidir değil mi? Böyle Evet. kapakları aküdahi diye çok ciddi bir ayı görüyoruz. Yani kapak gördüğünüz gibi tamamen levoteye girip çıkıyor. Bu fleyl bir alt kapak. Bu 80 yaşında bir diyaliz hastası. Heptik bir tablodaydı. Transtorasik ekonun üzerine T ekstra bir şey katmış görünmüyor. Zaten artık hiperekojen alanları olan bir vejetasyon. O yüzden hastanın bize başvurusu da bir geç evre endokarditti ve mortal seyretti. Transtorasik eko, evet, tanı koymak için bu natif kapakta yeterli oldu. Hasta ise 3 aydır böyle subfebril ateşleri var. CRP'si üst sınırımız 5-7, beyaz küresi normal, hafif bir iştahsızlığı olan hasta. Transtorasiyi de gördüğünüz gibi kapak hareketleri gayet iyi, gradiyenti 11'e 4, PHT'si normal bir kapak. Ama takip eden doktor arkadaşımız böyle hikayeden şüphelenip T istemiş. Ve T'sine baktığımızda kapağın üzerinde hareketli, hipoekojen, daha çok vejetasyona benzeyen kitleler gördük. Hastayı yatırdık. İğneresi de bu arada efektifti. Kan kültürleri de pozitif geldi. Bir santimin üzerinde vejetasyonları olduğu için hasta cerrahiye gitti ve medikal tedavisi de taburcu olana kadar tamamlandı. Yani Burada tabii, protez kapak eşittir çiğ diyorsun endokardit. evet, protez kapakla alakalı muhakkak T basamağına geçmemiz gerekiyor ki hastanın bazen hakikaten özellikle ileri yaş hastalarda kliniği çok silik olabiliyor. O sebeple T son derece önemli. Peki Gamze, burada bir sana bir soru sorayım. Bu vejetasyon tromboz ayrımı nasıl yapıyorsun? Herkes benim Evet, bu onay da gün yapabileceğimi içerisinde zannediyor bize mesela. epeyce sorulan bir soru. Vejetasyon mu tromboz mu? Evet, şimdi bu görünen kitleler hastanın kliniğini bilmediğiniz zaman kimse buna %100 vejetasyon diyemez. Bir hastaya aslında infektif endokardit için değerlendirilirken de muhakkak laboratuvarını ve kliniğini göz önünde bulunarak rapor yazılması lazım. Kılavuzların da önerdiği şey bu. Dolayısıyla ben buna bakıp bu kesin trombüstür ya da bu kesin vejetasyondur diyemem. Zaten cümlelerimi de öyle kurdum. Kan kültürlerini aldık, yatırdık hastayı, antibiyotik tedavisini başladık. O arada kültürler de bizimle uyumlu geldi. Sonrasında da biz bu hastayı infektif endokardit kabul ettik. Yani Tabii zaten ki ya, bu görüntü vejetasyonu andırsa da ben buna yani kesinlikle vejetasyondur diye ekokardiyografi yaparken bu tanıyı koymam mümkün değil. Her ya zaman çok ya klinik ve laboratuvar. vejetasyon soru işareti, trombus soru Evet. işareti diyebilirim. Şimdi Evet. tabii bununla beraber kapakta bir ayrışma varsa ya da bunun yanında işte bir natif aort kapak var, orada da böyle sallanan şeyler Kitle var. görüyorsunuz. Evet. O zaman yüksek olasılık, yani o zaman tabii ki vejetasyon lehine düşünürüz ama hiçbir zaman destriksiyon olmayan bir kapakta
trombit vejetasyon ayrımı net olarak yapamayız. Burada DSM'si konuşmak istedik. T'si aşağıda görüyorsunuz. DSM'de kocaman bir sol atrium tarafında vejetasyonla uyumlu kitlesi görünüyor. Ama DSM'si T'de tanımak önemli değil. Yani transtorasikte tanımamız lazım ki hasta gecikmesin. Hakikaten bir 3-4 günlük kayıp bile hasta için çok mortal seyredebiliyor. Bu instabiliteyi transtorasikte tanımakla hepimiz yükümlüyüz. Bazen mitral kapaklar supraniler yerleştirmiş oluyor. Dolayısıyla kapak hakikaten olduğundan daha hareketli oluyor. O durumda kafa karıştırıcı olabilir. Buraya bir soru işareti koyarak ilerliyorum. Ama muhakkak DSense konusunda bu görüntülere gözümüzün aşina olması lazım. Senin ekleyeceğin bir şey var mı abi? Var. Şu sağdaki sağ üstteki görüntüyü görüyorsunuz. DSense aslında çok net orada. Biz bunu niye... Gamze ile transverse ve ekoda DaySense tanısını vurgulamak istedik. Çünkü DaySense çok şey bir tanı, ağır bir tanı. Yani korkuyor genç uzmanlar ya da işte asistan arkadaşlarımız. Ya bu DaySense diyemiyor. Yani çünkü dediği zaman ameliyata gidecek hasta. Aslında protez kapakta en ufak bir şüphede T yapmalıyız bir kere. Bir. İkincisi natif kapaklarda niye T yapalım? Aslında mitralde vejetasyonu gördük ama altta bizim transverse göremediğimiz bir şeyler olabilir. Yani endokardit tanısını düşünüyorsak da T yapalım bütün kapaklarda, diğer kapaklar için. DaySense'e gelince transverse'de bu hareketi görüyorsunuz. Yani apikal 4, 3 veya 2 boşluk renksiz görüntü almak lazım hareketliği görmek için. Çünkü DaySense'in hangi bölgeden olduğuna göre bu değişir. Ama siz apikal 4, 3, 2 boşluk alırsanız kaçırmazsınız. Burada gördüğünüz gibi sağ tarafta çok net. Bunu görür görmez. Ameliyat değil mi? Böyle bazen beklemiş hastalarla karşılaştığımız oluyor çünkü yani DaySense olduğu halde takip edildiğini gördüğümüz oluyor. O yüzden hani bu koymayı, bu örneği seçtik. Ya tabii şöyle bir sonraki vakada senin bir örneğin. Mesela evet. Benim bir önceki gösterdiğim vakada bir PVL görünmüyordu transtorasiğinde. Evet. Ama bu vakada PVL'yi de görüyoruz. Hatta interatrial septum tarafında, medial tarafta ayrışma da çok net görülüyor. DaySense sıklıkla PVL eşlik eder ama bazen etmeyebilir. Yani bu görüntüyü göremeyebiliriz. Hatta DaySense olup obstrüksiyonla gelen hastalarımız var. Ama kapaktaki bu anormal harekete gözümüzün aşina olması kesinlikle gerekiyor. Bence şu sol alttaki şeyi tekrar çalıştırır mısın geri gidip? Sol alttaki görüntüyü. Bir geri gidip tekrar şey yapabilirsin. Bir geri gidelim, sonra tekrar ileri gidelim. Burada çok net bakın medyalde. Yani renksiz muhakkak gözle bakmak lazım. 4-3-2 boşluk renksiz bakıyoruz. Sonra rengi koyarız. Akustik şadalıktan görünürse ne hale yapar, değil mi? Bu AVR MVR'li bir hasta. Transtorasikte AVR'de bakın şurada LVOT'a girip çıkan hiperekojen yapılar var. Tabii bunu da böyle görür görmez bu vejetasyondur demek mümkün değil. Ama hastanın kliniği yine septik bir tabloda, laboratuvarları da o şekildeydi. T'sini yaptığımda da mitral kapakta vejetasyonu gördüm. Onların da vejetasyon olacağını düşündüm ama T'de mitral kapağın reverberasyonuyla birlikte o girip çıkan yapıları göremedim. Ama hasta, evet, aortik olanları. Dolayısıyla protez kapak değerlendirirken muhakkak transtorasikle T'yi kombine etmemiz lazım. Yani tek başına hiçbiri yeterli olmayabilir. Özellikle aortik protez kapaklarda işin içine hele hele PVL giriyorsa muhakkak transtorasikle T'yi kombine etmemiz gerekiyor. Çok aşikar bir mitral vejetasyon. Yine protez kapak hastası. LV'ye girip çıkan vejetasyonları görüyorsunuz. Protez kapak hastasıyla natif kapak hastasında da vejetasyon sıklığı değişmekte. Yani natif daha çok vejetasyonla gelirken protez kapakta daha az ama paravalvüler yayılım ve komplikasyonlar protez kapakta daha fazla. Mekanikle biyoprotez arasında da fark var. Yine bu söylediğim paravalvüler tutulum mekanik kapakta daha fazlayken biyoprotez kapak aynı natif kapak gibi kas rüptürü, kas perforasyonu, kaspta sallanan vejetasyonlarla gelebiliyor. Bu aslında hasta... bu gösterdiğin örneklerden keşke daha önce gelse hastalar bize, değil mi? Ateşi olsa, transtorasikte pek ayırt edemesek ki yaptığımızda evet. Küçük vejetasyonlar görsek. Değil mi? O aşamada yakalsak çok güzel olur aslında. Evet, güzel olur ama yine de ekonun bu kadar ulaşılabilir olması hakikaten bizim bu infektif endokarditin geç bulgularını da görmemizi engelliyor artık. Evet. Daha sık infektif endokardit tanısı koyabiliyoruz erken dönemde.
Bu bir natif kapak, anterior leaflette vejetasyonu olan bir hasta. Ama ben tabii bunu buraya bakıp söylemiyorum. Kliniğini bildiğim bir hasta. İleri mitral yetersizliği var. Kapağı da dekstrükte etmiş. Buradaki ilginç olan papiller kasta sallanan kitle. Ya sen bunu görsen abi direkt transtoresikte bu hastaya vejetasyon der misin? Yani böyle Önce sana yuvarlak soru şekilde. soracağım. Şimdi bu hastaların çoğu %90 ateş oluyor endokardite. Bu hastaların çoğu bize ateş Evet. ve endokard kliniğe geldiği için ya evet vejetasyona benziyor diyoruz. Tamamen insidental şeyler var. Hasta rutin ekoya gelmiş. Polikliniğe de atipik bir şikayetle gelmiş. Eko yaptığında böyle kitleler gördüğünde yani aslında ne düşünüyorsun? O da önemli değil mi? Aslında sol endokardilerde çoğunlukla klinik olmalı değil mi? Hastaya muhakkak soruyorsun değil mi? Eko yaparken ya ateşim var mı Evet. falan diye. Yani bakıp direkt vejetasyon diyor musunuz rutin geldi hafta hiç hastaya soru sormadan yani. Demiyoruz. Bir de tabii ki ekokardiyografik olarak da bir takım parametreler var. Şimdi bir şey sallanıyor kapağın altında ama yani ME yapmamış, AE yapmamış, bir obstrüksiyon yapmamış. Yani o durumda böyle masif bir şekilde ilerlemek yerine hakikaten algoritmayı takip etmekte fayda var. Ama bu hastada dediğim gibi biraz atipik yerleşimli hakikaten bir vejetasyon. Ama Görüntülerle daha önce bizim fitler strand slide'ımız var mıydı? var. Görüntü olarak var mı? Var. Aha. Tamam, orada konuşalım. Şimdi bu yorumu yapayım. Ya kapakta evet vejetasyon var ama sol ventrikül duvarında böyle atipik yerlerde mesela kordalarda bu olduğu gibi bir şey görünce insan acaba yani kapakta da değil bu olabilir mi diye. Yani olabilir. Hastanın şikayetini sorardım ben. Ayrıca tam da hani vejetasyonla birlikte multifibrolastom olabilir ama kapağın üstünde bu kadar çok olur mu? Yani herhalde bu hastaya kapakla birlikte olduğu için vejetasyon derdim. Evet. Şimdi anatomik lezyonların detayına gireceğim. Bu aslında yine benim konuştuğum doktor arkadaşlarımı da en fazla endişelendiren mevzu. İşte apse, pseudoanevrizma, dehisens. Birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Apse'de pürülen bir materyal var ama bunun herhangi bir kardiyovasküler lümenle irtibatı yok. Ekodens ya da ekolüsen görebiliriz biz bu alanları ama Yani sistol ve diyastol de sabit bir sabit bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Pseudoanevrizma dediğimiz ise pulsatil, perivalvüler, ekofree alanın olduğu ve color Doppler'de içeriye jetin girip çıktığını gördüğümüz bir kese. Pseudoanevrizma ile ilgili şöyle bir parantez açmak istiyorum. Aslında bu femoral pseudoanevrizma da olsa, infektif endokardite bağlı aortik pseudoanevrizma da olsa hepsinin mantığı aynı. Bir dekstrüksiyon var. O bölgeden yani siz iğneyle kasıktaki femoral arteri deldiğinizde de aynısı oluyor. Duvar yırtılıyor ve oraya bir kan akışı oluyor. Bu kan akışı ya kanın kendi elemanlarıyla ya etraftaki yumuşak dokuyla bir şekilde etrafı çevreleniyor ve bazen adventisya tam kat olmasa da sadece adventisya eşlik edebiliyor. Dolayısıyla sizin böyle bir ağzı tek tarafı açık, bir tarafı artık tamamen kapalı bir kitleniz var. Ve her sistolde oraya kan pompalanıyor, diyastolde tekrar içindeki kan dışarıya veriliyor. Ve bu eğer tecrübeli değilseniz PVL ile karışır. Yani zamanlaması, görüntüsü çok önemli. Buna dair de birkaç görüntü göstereceğim. T görüntüsü. Son derece önemli pseudoanevrizma çünkü bu artık yalancı bir kese ve her sistolde genişleme hacmi var. Dolayısıyla rüptür olduğunda tamponatla hastayı kaybedebilirsiniz. Cerrahi endikasyonu koyduruyor. Tanımak son derece önemli. Bir de dehisense vurgu yapacağım. Paravalvüler yetersizlik tabii ki eşlik ediyor ama bu rocking motion dediğimiz hareket olabilir de olmayabilir de dehisense'de. Bunları da unutmamak lazım. Şimdi birkaç tane apse pseudoanevrizma görüntüsü göstereceğim. Bu bentalli, klasik sorunlu konumuz. Burada biraz açacağız abi. Aortun etrafındaki kalınlaşmayı hem parasternal uzun akste hem de Lovat pozunda görüyorsunuz. Paravalvüler yayılım o kadar fazla ki reanın içerisinde böyle sallanan bir kitle var. Trikuspid kapağın hemen altında. Ve kapağın etrafında böyle pulsatil, içi boşalmış bir alan görünüyor. Ve bunun içerisine de renk giriş çıkışı var. BT ile de biz bu pseudoanevrizmayı konfirme ettik. Böyle üzüm salkımı gibi Lovat'tan çıkıyor ve birkaç tane parçası lobüle yapısı olan bu paravalvüler feci halde dağılmış infektif endokarditi acil operasyona aldık tabii ki.
Bentel sorunlu dedik çünkü bentelin etrafında bu şekilde kalınlaşmalar çok sık görüyoruz. Senin Sen peki bentali genç asistan arkadaşlar için tarif eder misin? Bentel dediğimiz şey evet. nedir? Şimdi bentelde PVL olmazla başlamak istiyorum. Bentel önce direkt bir tarif et istersen. Evet, bentelde bir kondüit var. Aslında bir bütün halinde greftle birlikte bir kapak var. Bu birbirine dikilmiş ya da böyle tek parça halinde yapılar. Kompozit, Dolayısıyla bitişik, birleşik bir şey, bileşik bir şey. birleşik. Biz cerrah kapakla beraber aort kökünü de tamamen kesip çıkartıp oraya yerleştiriyor. Bazen eski usul aortun, eski natif aortu bırakıp yani bentali greftini yerleştiren cerrahlar da olsa da bu çok çok nadir yapılan bir Mesela şey. cerrah 5 santim bir greft taktıysa genelde oradaki aort rezeke ediyor. Yani aort kök genişlemelerinde yapılıyor değil mi? Evet. Bu greftle kapak birbirini çok sıkı bir şekilde dışarıda dikilmiş, hazır hale getirilmiş. Değil mi? Bentel. Evet, dolayısıyla siz Biyo bentelde şey bir de olabilir. Biyo PVL bentel de görüntü. olabilir. Mekanik de olabilir değil mi? Biyo sanki olmazmış gibi düşünün. İkisi de Yok, olabilir. biyoprotezde mekanik Tamam. de Tamam. olabilir. Seni artık kesmeyeceğim. Bilmiyorum. Yok, kesebilirsin abi, devam edelim. Yani çok sık asistan sorusudur da bu o açıdan yani. Haklısın, evet. Yani bentelde PVL görüyorsak eğer bu pseudoanevrizmadır ya da PVL değildir. İkisinden Niye birinin PVL olması olmaz lazım. bentelde? Şimdi PVL deyince aortla levenin bir iletişimi olması lazım değil mi? Bentelde yok mudur bu? Evet, artık bir paravalvüler dokumuz yok orada. Evet, Yani. aslında greftin yanındaki yere kan girip çıkar. Bu bir PVL değildir çünkü aortla hiçbir ilişkisi yoktur. Evet. Peki ben sana şeyi soracağım şimdi. Bentel hastası geldi. Aortun etrafı kalın. Bu durumda hematom olabilir. Yapısal bir Aort malzeme kökünü mi tarif olabilir. ediyorsun galiba? Sağ Apse kök. olabilir. Evet. Yani sen nasıl bir algoritmayla bu hastayı değerlendiriyorsun? Çok sağ ol Gamze. Şu sağ üstteki görüntüyü şeyle gösterir misin? Okla. O kalınlaşmış yeri. Sen kendin. Evet. Evet. Böyle hastalar oluyor. Şimdi bu hastanın kliniği yok. Hasta daha önce bentel olmuş. AVR'lerde de bazen olabilir ama bentelde bunu daha çok görüyoruz. Sol atrium ve aort tarafı belirgin kalın görünüyor. Mesela burada bayağı parlak bir görünüyor aslında. Hani çok az bir ekolüsen yani daha siyah bir alan görünüyor ama bu çok kafa karıştırıyor. Hastanın mülten bir şikayeti var ya da başka bir nedene bağlı ateşi var. Endokard yorumlayabiliyoruz. Yani greftin etrafında infeksiyon var mı? Apse var mı acaba diye. Veya erken postoperatif dönemde hastanın başka bir nedene bağlı ateşi oluyor. Atelektazisi oluyor. Başka bir infeksiyon oluyor. Biz buradaki kalınlaşmayı yanlış değerlendirebiliyoruz. Postop ilk bir yılda özellikle burada bir granülasyon dokusu veya cerrahi ameliyat yaparken kullandığı destek dokular olabilir. Veya oraya yapıştırmak için kullandığı yapıştırıcılar, glue'lar olabilir. Veya orada bir reaksiyon olabilir. Bu kalınlaşmayı yanlışlıkla endokard lehine yorumlamamak lazım. Çünkü böyle hastalarımız oldu biliyorsun sen de. Yani ameliyat olduktan 6 sene sonra gelmiş bir bentel hastamız vardı. Ve hastada PET çekilmiş, PET'te de o bölgede bir muğlak şeyler, tutulumlar olmuş ve hastanın da Bruxella tüp aglutinasyonu pozitif. Yani Bruxella üremesi yok ama işte nörolojik tutulumu da olmuş Bruxella'ya bazı şey iskelet, kas iskelet sistemi sorunları olmuş. Neredeyse hasta opere oluyordu. CRP'si de sabit, değişmiyor. Yani bu hastayı takipte ameliyat olmak istemedi hasta. Ben de olmasını önermedim ve takipte aslında endokardiyle hiçbir ilişkisi olmadığını gördük. 6 ay geçti. 1-2 yıldır yaşıyor hasta. Yani aort kökünü her kalın gördüğümüz hastada apse düşünmemek lazım. Ya da perigraft infeksiyonu düşünmemek lazım. Çünkü bunların ameliyatları çok zor. Ama burada senin hastanda başka bulgular da var. Tabii ek bulgulara bakmak lazım. Yani bu kalınlaşmalar ilk bir ayda, ilk bir yılda hakikaten olabilir. Parlaksa, içinde siyah bir alan yok ise, hastanın şikayetleri endokarditle çok uyumlu değilse takip edip o şekilde değerlendirmek lazım. Ben bir şey ekleyeceğim. Bentel hastası işte ikinci yılında geldi. Daha önce eko değerlendirmeleri normalken böyle bir kalınlaşma görüyorsak bu bizim için uyarıcı. Yani eskiye dair normal eko kısmı önemli. Bir de ya yani ayaktan gelmiş bentel hastasında tamam ama postoperatif erken dönemde bu kalınlaşmayı görüp hastanın bir de ateşi varsa bir de CRP'si yüksekse atelektazisi de olabilir evet ama ortaya bir taş atılıyor. Hakikaten onu çıkarmak gerçekten çok zor oluyor. Orada enfeksiyon desteği çok önemli. İşte kan kültürleri ne durumda? Yani tedavi yanıtsızlık başka odak var mı yok mu? Çünkü bazen hakikaten idrar yolu enfeksiyonu bile olabiliyor bu hastalar.
Bir de tekrarlayan ekolar son derece önemli. Erken dönem için böyle ama başka türlü ayaktan geldiğinde zaten o mevzuya da değineceğiz. Belki PET CT bize yol gösterişi de olabiliyor. Aslında takip eden seri T'lerde bunun giderek çizdiğini, içinin boşaldığını, hatta fistüzlü olduğunu gördüğümüz hastalar var. Koyamadık buraya da, bir VSD hastamız vardı. Nedeni de hasta opere olmak istememişti. Endokard tanısını koymuştuk aslında. Ve uygun antibiyotik almıyordu yüksek ihtimal. Gözümüzün önünde bunun ilerlediğini gördük. Yani tekrarlayan T'lerle de aslında tanımızı olgunlaştırabiliriz. Hani senin dediğin tabii infeksiyonun desteği, modifiye dük dışında tekrarlayan T'ler önemli. Evet. Yine bir apse hastası. Yine benzer kalınlaşmayı Lvot penceresinde, aortun etrafında görüyorsunuz. Bu da bir greft değil mi? Bentel grefti. Yine bentel hastası, evet. Ama bu hasta da yine septik tabloda kan kültürleri pozitif. Yani buna biz glu deyip ya da işte bu bir hematomdur deyip geçebileceğimiz bir hasta değildi. Operasyona verildi bu hastada. Yine bir aps hastası ve bentel greft basısı. Senin hastan abi. İstersen evet. Sen anlat bu hastayı da. Şimdi cerrahlar niye bentel yapıyor? Bazen üşendikleri için yapıyor. Şimdi cerrah izleyen arkadaşlarımız varsa alınmasınlar. Şimdi David veya diğer hani aort kapağı koruyucu cerrahiler hem zor hem de her hastada uygun değil açıkçası. Hem aort kapak problemi hem de aort kökü problemi varsa kompozit grefti hem dikmek belki daha kolay olabiliyor. Bilmiyorum, zor bir cerrahidir bence. O yüzden bentel üzerine durmak lazım. Çok geliyor. Burada şanslıyız aslında. Şimdi bu hastada gördüğünüz gibi aslında posteriorda bir ayrışma var. Yani aort kapağın posteriorda. T'de biliyorsunuz aorttan, arka taraftan baktığım için. Aort kapağın ve greftin posteriorunda bir pseudoanezma var. Neden pseudoanezma diyoruz? Bakın sistolde şişiyor, diastolde iniyor. Yani kan bu perigreft alana, kan da göstersen o renkli olanlar. Kan perigreft alana giriyor ve çıkıyor. Yani bu hastada diastolde, yani diastolde geri dönen kanı paravarlar ayı olarak değerlendirmemek lazım. Bu hastada kaçak yok. Çünkü greftle aort kapak bir bütün bu hastada. Yani bu hastanın tansiyona baktığınızda nabız basıncını artmamış bulursunuz. İleri ayı bulguları görmezsiniz çünkü ayı yok. Yani bu hastada perigreft infeksiyon, sistolde şişen, diastolde inen bir pseudoanevizma ve ilginç bir şey var burada gördüğünüz gibi. Sistolde kan girdiği için grefte baskı yapıyor bakın. 3D görüntüsü çok güzel. Hatta sol üst görüntüde gösterir misin Gamze, önce yukarıdakini? Grefte basıyor ki hastanın hipertizom bulguları var. Yani demek orada çok geniş bir alan var ve sistolde kan oraya da girip grefte basım yapıyor. Aşağıda gördüğünüz gibi greft tamamen kapanıyor. Ya bu tabii çok ileri aşama. Hani bu aşamalara gelmeden önce bizim görmemiz lazım. Peki sen bu hastalarda yani PET CT'nin herhalde en çok kullandığı yerlerden bir tanesi değil mi? Perigreft infeksiyonlar, protez kapaklar. Herhalde erken dönemde yani şikayet olan hastalarda bu aşamalara gelmeden PET CT desteği alabiliriz. Yani operasyonun erken döneminde alamayız ama kliniğin erken döneminde evet. Onun da zaten vardı değil mi? PET CT ile ilgili. Evet, var. Bu da yine senin bir hastan abi. Sol atriyuma fistülize olmuş bir infektif endokardit, bir küsbüt aort hastası ama tabii çok geç evrede gelmiş, her taraf dağılmış durumda. Aslında biz bu fistülizasyonları bu kadar büyük ve sık görmüyoruz yani rutin pratiğimizde. Ama bu gerçekten masif bir fistülizasyon. Aslında bizim bugün vurgulamak istediğim şey hasta bu kadar ileri aşamalara gelmeden bizim mikrobiyolojinin desteği ve kriterlere uyaraktan biraz daha erken tanı koymamız. Yine AVR hastası artık AVR dehisens ve transdorsi parasternal uzun aksta kapaktaki hareketi görüyorsunuz, destabilizasyonu ve bir pseudoanevrizması var, yine intervalvüler fibrozayı da içine almış ve diastolde kanın geldiğini, sistolde pseudoanevrizmanın içerisine dolduğunu görmektesiniz. Pseudoanevrizma örneği yine devam ediyorum. Bu çok kötü bir tabloda gelmiş. AVR, MVR, büyük bir vejetasyon, aort kapan, etrafındaki kalınlaşma ve yine pulsatil yapıyı, renk girişi çıkışı olan pseudoanevrizmasını görüyorsunuz. Aynı zamanda şuradan LA'ya da füstülizasyonu vardı. Yani birkaç komplikasyon aynı anda bulunuyordu bu hastada ve gerçekten acil cerrahiyle
toparlandı. Ama birkaç tane masif görüntünün bir arada olduğu hasta örneği olduğu için koymak istedik. Bu da İsmail'le ilgili bir soru sorayım mı? Rutin hiçbir şikayeti olan hasta, hiçbir şikayeti olmayan bir hasta, rutin ekoda görürse, transplantikte apikal 5 boşlukta bu bulging'leri görebiliriz sistolde. Bir tane öyle örnek koydum ben. Evet. Hep endokardikte mi olur? Steril pseudoanevrizmalarımız var. Evet, yani cerrahiyle ilişkili olarak küçük steril pseudoanevrizmalar olabilir. Hastanın kliniği yoksa bunları küçükse takip edebiliriz, değil mi? Evet. Ama tabii ona karar vermek için de epeyce bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Evet. Gerçekten yardım alıyor. Medikal takip o kadar kolay bir karar olmuyor. Bu da saat rüyma fistülizasyon. Yine çok dağılmış bir kapak. Dediğim gibi böyle bir fistülizasyon olması için hakikaten artık kalbin iskeletini bozulmuş olması gerekiyor. Geçen gelmiş bir hasta. Sözünü kesmiyoruz. Çok kesmiyorum değil mi? Yok estağfurullah. Evet. Bu R ve inflow outflow görüntüsü çok değerli. Yani şöyle, bu eko bize kesitsel bilgi veriyor tabii. Tomografik kesitler alıyoruz biz ve o yüzden scanning yapmamız gerekiyor. Yani taramamız gerekiyor. Özellikle acaba aort kökünden sağa atılma bir şey var mı? Acaba aort kökünden işte RV'ye bir şey var mı? Yani şey mi? Gerbode mi? VSD mi? Değil mi? Kafamız çok karışıyor. O yüzden bu RV inflow outflow 60-70 derecede aortun göründüğü, kafanın göründüğü poz oldukça değerli. Burada hepsini yapmışsın sen zaten. Ya da modifiye bir kavak. Değil mi? Bu son pozunda öyle. Yani bu off axis görüntüleri muhakkak almamız lazım. Doğru tam koymak için. Bir perforasyon. Bir küspit aort artı MVPS olan bir hasta. Artık LV de o kadar dilat olmuş ki posteriorda da belirgin TET ringi var. Ve anterior leaflette 3D'de gövdesinde gördüğümüz şurada perfora alan ve color'da da bu teyit edilmesi lazım. Çünkü 3D'de dropout artefaklar oluyor. Tabii böyle natif kapakta perforasyon, işte ucunda sallanan bir şeyler var. Bu hasta da yine kliniği olan ve laboratuvarı olan bir hastaydı. İnfektif endokardit tanısını koydurabiliyor bize ama gün içerisinde de yine karşılaştığımız senin de abi korda rüptürleriyle işte bu vejetasyon mu sorusu çok sık oluyor. O yüzden karışabilecek lezyonlar kısmında ben bir korda rüptürüyle başlamak istedim. Bu bir dejeneratif mitral kapağı olan orta yaşlı bir hastaydı. Nadir görülen bir şey, iki tane skallopta aynı anda rüptür var. Hem A1'de hem de P3'te korda rüptürü var. Ve bizim hastanemize yine infektif endokardit diye yönlendirilmiş bir hasta. Kronik ileri mitral yetersizliği semptomları laboratuvarı ve kliniği olan bir hastaydı. Senin bu konuda söylemek istediğin bir şeyler var mı? Korda rüptürü, evet, infektif endokarditle alakalı. Her konuda olduğu gibi sıkılacak artık arkadaşlar ama tekrarlayalım. Ne zaman bir asistan eğitimi olsa korda rüptürün en sık nedeni dediğimizde sürekli iskemik derler. Korda rüptürü aslında iskemiden dolayı olmaz. Parsiyel papiller kas rüptürü veya komplet papiller kas rüptürü, o da çok ender bir şeydir. Aslında korda rüptürü eşittir spontan zeminde yatan mitral kapak prolapsı veya dejeneratif mitral yetersizliği diyelim. Ona bağlı olan bir spontan rüptürdür. Hastalar çoğu zaman farkına varmazlar. Bazen varırlar. Ucunda da hareketli kordalar vardır. Aslında böyle bir görüntü gördüğümüzde kapakta bir destrüksiyon görmüyorsak, hasta da kliniği rahatsa, bu hastada spontan MVP'ye bağlı rüptür düşünmemiz lazım. Yani destrüksiyon olmaması, hastanın belli bir yaşın üstünde olması, özellikle 50 yaş üstü değil mi? Daha çok P2'de olması, bu hastada anteriorda da var ama yani P2 skallopunda olması daha çok MVP'yi düşündürtmeli bize. Yani şöyle bir endokardit olmaz, gidecek endokardit sadece P2'yi tutan skallop şeylerden, kordalardan birkaç tanesini kesecek, kapağa hiç zarar vermeyecek. Yani böyle bir şey olmaz. O yüzden fileyl bir mitral kapak, destrüksiyon olmadan fileyl bir mitral kapak görüyorsak, ucunda da kordalar, aklımıza ilk gelmesi gereken şey bu hasta MVP'dir. Olan şey de spontan rüptür diye düşünmekte fayda var. Yani çünkü gereksiz antibiyotik alımlarına sebep olabiliriz. Hastane yatışlarını uzatabiliriz bu hastaların. Kafa karışıksa erken cerrahi olabilir hasta. Evet. Arada kalınan hastalar olabiliyor zaman zaman.
Şimdi bu hasta bizde koroner anjiyografisi 7 ay önce yapılmış, ondan önce yapılan ekokardiyografisi normal olan bir hasta. Aort kapakta böyle sallanan hipodens bir kitleyle geldi. RCC'de 1 santimin üzerinde ve böyle orta ileri o eksantrik bir aort yetersizliği var. Hastanın infektif endokardit kliniği yoktu ama biz bunu infektif endokardit konseyinde konuştuk. Kan kültürleri, laboratuvarı infektif endokarditi düşünmüyordu, düşündürmüyordu ve DUK kriterleriyle de infektif endokarditi ekarte ettik biz. Ama tabii kitle 1 santimin üzerinde olup aort yetersizliği de böyle olunca ve yeni bir kitle de olunca cerrahiye vermek durumunda kaldık hastayı. Ve RCC'de perforasyon geldi. Yani anjiyografi kateterine bağlı muhtemelen diagnostik işlem sırasında RCC perfore edilmiş. Hasta bu nedenle operasyona gitmek durumunda kaldı. Ama akılda tutulması gerekiyor aort kapakta böyle bir lezyon gördüğünüzde. İşte yine infektif endokardit ön tanısıyla yönlendirilmiş bir hasta şu görüntüde bu sallanan yapıyı vejetasyon olarak değerlendirmişler. Ama hasta klinik olarak o kadar rahat ki yani ateşi yok, hiçbir şey yok. Niye gönderildiğini bile anlayamamış bir hastaydı. Bu da bir büküs bitaort. Ve büküs bitaortun bakın şu X-plane görüntüde rafesinin denk geldiği yer yani bu kesitsel olarak burada kitle gibi görünen şey esasında rafenin bir kesiti. Ne 3D'de ne 2D'de bir vejetasyona rastlamadım. Dolayısıyla büküs bit aortlar ve rafeler bu anlamda kafa karıştırıcı olabilir. Yine dediğim gibi klinik ve laboratuvarla kombine hastayı değerlendirmekte fayda var. Bu hasta da üçüncü kez subaortik membran operasyonu geçiren bir hasta. NCC'nin üzerinde böyle yuvarlak hipoekojen bir kitle sallanıyor. Ve hastanın yine infektif endokardit kliniği ve laboratuvarı yok. Cerrahide de subaortik membranlarda sıklıkla gördüğümüz endotel hasarıyla uyumlu Rahatsız, bir okla gösterebilir patolojisi geldi. misin? Neyi seni rahatsız etmişti bu hastada? Okla gösterir misin? Evet. Şuradaki Oradaki sallanan yapı. hareketli bir şey değil mi? Altında subaortik iskelet membran var zaten. Aort kapaklar arasında bir boşluk var. Kapaklar her zaman subaortik iskelet membranda olduğu gibi biraz dejenere olmuş ve kalınlaşmış. Orada hareketli bir yapı var. Kısmen parlak aslında. Yani incüreye, hasara bağlı olabileceğini düşündüm. Jetin vurduğu yerde aslında klinik yoksa hani endokardit değil diyebiliriz aslında değil mi? Evet, bizim tabii bir de hastanın cerrahi indikasyonu olduğu için patolojik olarak da teyit etme şansımız oldu ama subaortik membranlarda bu tarz hakikaten kitle benzeri yapıları görüyoruz. Bu hasta bizde daha önce MVR olmuş, PVL kapaması yapılmış bir hasta. Tabii bunlar olunca ve ateşi çıkınca 300'lerde CRP haklı olarak insanlar infektif endokarditten şüpheleniyor. Şurada sallanan böyle hiperekojen bir yapı var. Dış merkez T'si var ve bunu vejetasyon olarak değerlendirmişler. Bu hasta bize gönderildi. İnfektif endokardit konseyinde konuştuk. Yani tamam gerçekten infektif endokardit yok demek o kadar zor ki lezyonlar yani lezyona sebep olabilecek bir sürü şey var. PVL cihazı var, MVR'si var hastanın. Ama o sallanan şey sütüre benziyor. Ama CRP 300 başka bir şeyle açıklayamadıklarını söylüyorlar. Antibiyotiklerini kestik. Kan kültürleri negatif geldi ama hastanın sonrasında verdiğimiz hiçbir antibiyotiğe yanıt vermedi tedavisi. Sonra biz bu hastayı multidisipliner bir yere sevk etmeye karar verdik. Romatolojinin de olduğu ve hastada stil hastalığı çıktı. Oranın da sütür olduğu konusuna o zaman herkes ikna olabildi. Sonuçta hakikaten evet predispozan lezyon kapaklarımız var. Burada bir hadise olduğu kesin. 300 CRP'ye de yok demek çok zor. Ama kan kültürü negatifliği ve sonrasındaki romatolojik destek hastanın tanısını koyma noktasında bizim için faydalı oldu. Senin söyleyeceğin bir şey var mı abi bu hastada? Ben hem bir şey söyleyeceğim hem de Serpil'e bir soru yöneteceğim. Biz hakikaten arada kaldığımız yerlerde iyi bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı çok değerli. O yüzden Serpil Hanım'ı kaybetmeyin derim size. Şimdi tabii enfeksiyon hastalıklarına odaklanacak, kahrını çekecek, yoğun bakıma gidip gelecek çok zordur yani bu işler. Gerçek hayatta da çok zorlandığım için ben biliyorum. Özellikle genç arkadaşlar bunu onaylayacaklardır. Ya sanki bu hastada Gamze şöyle düşündüm ben. Hani erişkin stil hastalığına bağlı non bakteriyel trombotik endokarditleri vardı da o yüzden mi acaba MVR yapıldı bilmeden.
Çünkü genelde En başta diyorsun, evet. olabilir belki. Hı. Bir kere sütür bazen uzun bırakılıyor, sütür materyali. Mesela aynı hastanede uzun süre çalışınca hangi cerrahın uzun bıraktığını biliyorsun. Nasıl söyleyebilirsin ya bu onun hastasıdır diye. Parlaksa bir kere çok endişe etmiyoruz değil mi? Parlaksa. Ama bu hasta sizi yani belki CRP'si yüksek olmasaydı, ateşi olmasaydı atıyorum. Sen ya bu sütür deyip geçecektin. Parlak, ince, Evet. anus hattında olan şeyler. Evet uzun sütür materyalleri olabilir. İkincisi şunu soracağım Serpil'e. Gerçek hayat, tam bir gerçek hayat. Koşu yolundayken bize sürekli hastalar gelirdi. Şu an şehir hastanesi de geliyor. Muhakkak refere bir hastaneye gelmeden önce çeşitli antibiyotikler alarak geliyor. Yani bir miktar suprese ediliyor infeksiyon. Ve bu hastalarda biz kesin de kültür üremesi görmüyoruz. Benim tezim de endokarditis. Hastaların neredeyse yarısında kültür üremesi yoktu. Şimdi bu hastalarda sanki böyle kanunen yasakmış gibi şeyi kesmek antibiyotiği. Önerin nedir Serpil? Bu bize antibiyotik alarak gelen kültürde üremesi olmayan hastalarda nasıl hareket edelim? Öncelikle bu kadar ciddi bir enfeksiyonda belki bir mikroorganizmayla tanı koyacakken hani bazen gereksiz yere ya da ilk tanı öncesi anlamlı kan kültürleri alınacakken almadığımız için tanıdan oluyoruz aslında. Ama böyle bir hasta geldiğinde kültür negatif endokarditler maalesef bizde çok fazla. Yani biz %60'ına tanı koyabiliyoruz ancak kültür pozitifliği tanısı koyabiliyoruz. Böyle bir hastada hastanın genel durumuna bakmak lazım aslında. Yani şöyle bir ezber yok. Yani kesinlikle bu antibiyotik kesilemez. Ne yapacağız, edeceğiz? Hani bu mikroorganizmayı bulacağız. Eğer hastanızın kliniği stabilse, elinizin altındaki ve stabil bir hastada, genel durum iyi bir hastada 2-3 gün antibiyotik kesmenin ve sonrasında 72. saatten sonra kan kültürü almanın hiçbir sakıncası yok. Böyle bir Çok öneri de önemli. var zaten. Yani böyle yapmak lazım. Ya da çok zorunluysak antibiyotini kesemiyorsak çeşitli moleküler yöntemlerle belki hani antibiyotik altında çok anlamlı kandan bakılan PCR yöntemleri var. Belki onlarla tanıya gidilebilir. Ama hani antibiyotik kesinlikle kesilemez gibi bir şey söz konusu değil. Damz edebilir. Ben bunu dönem dönem hani cerrahlar ya da işte kardiyologların gözleri büyüse de ben bunu yapıyorum. Yani o antibiyotiği 3 gün kesip hasta elimin altındaki ve genel durumu iyi bir hastada, stabil bir hastada 72. saatten sonra aldığım kan kültürleriyle tanı koyabiliyorum. Bu çok kıymetli çünkü. Bir Nasıl belirsizliği alalım? tedavi etmek yerine belirgin bir şey tedavi etmeye çalışıyorum. Kültürü nasıl alalım Serpil? Kültürü çok güzel almamız lazım. Bu da çok Açıkça önemli bir bize konu yani çünkü şu an bu toplantıyı dinleyen kişiler evet tamam hasta geldi genel durumu kötü değil. Üreme olmayacak diye endişelendi. Şeyi kesti antibiyotiği. Üçüncü gün geçtikten sonra kültürümüzü alıyoruz. Nasıl alalım hastada kültürü? çok önemli. Aslında belki hani işte kan kültürü alınsın diye hemşireye ilettiğimiz şey bu kadar karmaşa içinde o kitle miydi bu şu muydu derken belki de tanıyı koyacak şey önümüze gelecek. Kan kültürü almak gerçekten çok ciddi önemli bir konu. Ne yapacağız? Bir kere doğru sayıda alacağız. Bir kere antibiyotik altında almamaya çalışacağız. Diyelim antibiyotik altında alıyoruz. Mecburuz, hastamız stabil değil. Bir sonraki antibiyotik dozundan hemen önce almaya çalışacağız. Onun dışında mutlaka kültür sayısını arttırmamız lazım. İki set dediğimiz bir set kan kültürü demek bir aerob bir anaerob kültürü demektir. Yani bir set iki kültürü demektir. Sıfırıncı saatte bu bir seti alacağız. İki adeti alacağız. Yarım saat sonra diğer ikinci bir seti alacağız. Dört. Yapabiliyorsak en ideali üç set almak. Yani birinci saatte de diğer seti almak. Böylece 6 adet kan kültürüyle neredeyse %98 oranında kültür pozitifliği elde etme olasılığımız var. Biz kendi pratiğimizi bazen yani 3 seti alamıyoruz o harala gürele içinde ama biz 2 set kan kültürünü mutlaka alıyoruz. Ve genel olarak aslında asistan arkadaşlarımız da sağ olsunlar bu konuda çok duyarlılar. Bizim üretemediğimiz aslında mikroorganizma sayımız yani kültür negatif endokarditimiz bu son dönemde ekiple beraber belki de bayağı azaldı. Tabii ki her şeye rağmen üretemediğimiz mikroorganizmalar da olacak. Çünkü zor üreyen mikroorganizmalar ya da hücre içi patojenler var. Onlar için de belki sonra konuşuruz bilmiyorum. Diğer serolojik testler ya da diğer moleküler yöntemlerle onların peşine koşmak. Ama öncesinde
büyük oranda üretebileceğimiz organizmalar için aslında uğraşmak lazım. Antibiyotiği kesmekten bazen korkmamak, hasta gelir gelmez hiçbir şey ampirik hemen bir şey başlayalım demeden evvel o iki set, üç set kan kültürünü hızlıca almak gerçekten işimizi bizim çok kolaylaştırıyor. Çok kritik bir bilgi. Bu hastalarla bizden önce yani infektif endokardit konseyinden önce de asistan arkadaşlarımız karşılaşıyor acilde. Serpil onu hakikaten bizim hastanede bir sistematik hale getirdi. Sağ olsun gerçekten asistan arkadaşlar da bu kurala uyuyorlar. Hem kültür sayısı hem alınma şekli hem de antibiyotikten önce alınma kısmı. Yoksa gerçekten çok büyük bir kafa kargaşası başlıyor. Hele hele o ampirik antibiyotiklerde işin içine girdiği zaman. Ama bu her hastanenin evet acil sisteminde servisinden itibaren oturtulması gereken bir durum. Bu hastada yine dış merkezde şu T yapılmış ve T'de şu görüntü görülüp vejetasyon düşünülerek yönlendirilmiş bir hasta. Kazeöz kalsifikasyon. Kliniği de zaten infektif endokarditle uyumlu değil. Bu videolarda bir sorun var. Sanırım sizde de durdu. 3D'de de posterior annulus boyunca kazeöz kalsifikasyonla uyumlu kalınlaşma görünüyor. Aslında düzgün şekilde vejetasyona benzemeyen bir görüntüsü var kazeöz kalsifikasyonun ama eğer bu görüntüye aşina değilseniz kafa karıştırıcı olabiliyor. Bir geri gelir misin Gamze? Sol üstteki dört boşluk görüntüde. Hı hı. Okla hani kalsifik çevresini ve içindeki hipoekoid alanı gösterirsen içinde siyah bir alan dışında da sanki kalsifik bir kabuk varmış gibi değil mi? Evet. Yaşlı hipertansif kadınlarda daha çok görülür. Bazen bunun üstüne sallanan küçük şeyler olur, küçük hareketli yapılar. Bu kazeöz kalsifikasyon ve çoğunlukla bunun opere edilmesine gerek yok. Hatta operasyonu biraz zor olur. Anlatsın, posterior anlatsın tümünü tutuyorsa buraya bir kapak dikmek zor olur. Yani masum MLE ile çıkabilir cerrah. Evet. Yani masum bir şey olduğu için çoğunlukla bunu kitle, apse gibi değerlendirmemekte fayda var. Söylediğin şeyin aslında devamı gibi abi. SVO geçirmiş, CABG öncesi rutin ekosu yapılan bir hastada yine bir posterior mitral anüler kalsifikasyon üzerinde LV tarafında bu şekilde sallanan hiperekojen bir kitlesi vardı. Zaten hasta cerrahiye gideceği için onu da çıkarttırdık. Bu bir miksoid dejenerasyon olarak geldi. Tipik, obez, metabolik sendromlu, yaşlı, kadın hastaydı bu da. Bu görüntüler karışabiliyor ama hakikaten bu miksoid dejenerasyonlarda SVO'ya neden olabiliyor. Gördüğümüz zaman ne yapacağız? Ya bu hastayı hemen açtırır mıydık? Hayır, CABG'ye gittiği için işimizi kolaylaştırdı ama antikoagülan verip takip etmek de yine bir yöntem olabiliyor eğer malign bir şey de düşünmüyorsak. Bu non-bakteriyel trombotik endokardit hastası, senin hastanda abi bu. Evet. Bir akciğer adenoseaydı yanlış hatırlamıyorsam. Non-bakteriyel trombotik endokarditler kapaklarda bu şekilde kissing lezyonlara natif kapakta yol açmakta. Ve gerçekten bakteriyel endokarditle bu tipik bir görüntü ama yine de bunu gördüğümüzde bizim infektif endokardit olmadığını ispat ederek aslında NBT'ye yöneliyoruz. İşte negatif kan kültürleri, negatif klinik ve bunlar vejetasyondan çok daha fazla embolizasyona meyilli. O yüzden hastalar çoğu kez SVO ile geliyorlar. Tabii ki tanısını koyduğumuzda bir paraneoplastik sendrom olabilir ya da romatolojik hastalık olabilir. Primer hastalığın tedavisi çok önemli ve antikoagülan vermeniz gerekiyor. Benim bu şekilde takip ettiğim tanısını koyup adenosea tanısını kleksanla bu kitlenin küçüldüğü, MY'nin gerilediği hastalar var o kemoterapi dönemlerinde. Ama senin bu hastan kaybedilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yanlış tedaviyle kaybedildi aslında. Şöyle yani tanısı konmadığı için. Şimdi non-bakteriyel trombotik endokardit, bu tabii bize bu platformu sağlayan Taylan Akın arkadaşımız bize hep demişti de non-bakteriyel trombotik endokardit tanısını uydurduğumuzu düşünüyor. Gerçekten oldukça sık bir şey. Bu kadar büyük olmuyor aslında vejetasyonlar. Vejetasyon dediğim şey bakteriyel olmayan vejetasyon. Bu mitral kapaktaki sağ üstteki T görüntüsünü görüyorsunuz. Aslında bunun yarısı kadar diyelim. Yani daha kısa. Mobil komponenti çok daha az olur. Kapağın ucuna geniş tabanlı tutunuz. Kapakta desiksiyon yapmaz. Yani infektif vejetasyonu nasıl ayırt edersiniz? Birincisi dediğim gibi hipoekoik ve geniş tabanlı ve daha küçüktürler. Daha saçaklı olanlar azdır. Buradaki bir miktar saçaklı. Ve kapakta desiksiyon yapmazlar.
Bu non-bakteriyel trombotik endokarditis eşittir stroktur aslında. Çünkü içinde inflamatuvar şey çok azdır. Fibrin ve trombüsler oluştuğu için infektif vejetasyonlara daha kolay embol atar. Yani şöyle söyleyeyim. Son 1-2 yıl içinde ya da son 1 yıl içinde ya da son birkaç ay içinde birkaç kere art arda TIA'sı çok geçirmiş bir hastada böyle bir şey görüyorsanız infektif vejetasyondan önce non-bakteriyel trombotik endokarditis düşünmek lazım. SLE ve antikor sendromunda evet ama bunlar nadir hastalıklar. Yani böyle bir şey gördüğümüzde özellikle akciğer seyahı, ovaryen seyahı, lenfoma, lötenler bir sürü şey buna yol açabiliyor bu görüntüye. Yani vejetasyona da çok benzemiyor. Başka bulguları da var. Son zamanlarda tekrarlayan stroklar geçirmiş. Hastalar gördüğümüzde aklımıza muhakkak non-bakteriyel trombotik endokardit gelsin. Çünkü tedavisi esas hastalığın tedavisi kapak değişimi nadiren yapılan bir şey. Yani hastaya heparin başlıyoruz. Düşük molekül ağırlıklı veya anfraksiyonu ve gerçek hastalığı neyse onu tedavi ediyoruz. Hasta MVR'den, AVR'den kurtulmuş oluyor. Bunu da bu slide'da vurgulayalım istedik. Ya da bu hastada olduğu gibi yanlış bir tedavi seçeneğiyle kaybedebiliyoruz. Bu hasta geç gelmiş bir mitral yetersizliği hastasıydı. RV fonksiyonlarının da ne kadar bozulduğunu ve RV'nin dilat olduğunu görüyorsunuz. Ben pompadan çıkamayacak diye çok korktum cerrahi sonrası. Ama operasyonu başarıyla geçti. Bir hafta sonra beni aradılar. İşte kapakta bir kitle var diyorlar, sen bakabilir misin diye. Hakikaten bir şey sallanıyor, hiperekojen. Hastanın INR'si efektif. CRP postoperatif hafif bir yüksekliği var. Prokalsitonini normal. Ateşi yok. Serpil infektif endokardit düşünmedi bu hastada. Trombüs için biraz fazla hiperekojen ve INR dediğim gibi 3-6 idi. Ben subvaginal aparatın korunduğu bir cerrahiydi. Bunun bir remnant doku olduğunu düşündüm. Cerrah da olabilir dedi. Biz yani epeyce bir uğraştık ama hakikaten öyle bir parça kalmış olabilir dedi. Dolayısıyla bu hasta gradyentleri de normaldi. Kapağın hareketlerini de bozmuyordu. Takibi aldım. Bir yıl geçti. Arada bana geliyor yine. Bu hareket bir şey oynuyor. Keşke olmasaydı ama bunun için de hastayı tekrar açıp da böyle bir ejeksiyon fraksiyonu ve RV fonksiyonlarında düzeltmeye almamız çok da mantıklı bir şey değildi. Ama remnant dokular hakikaten cerrahiden sonra olabiliyor. Akılda tutmak lazım. Yine infektif endokardit ve trombüsün olmadığından emin olarak aslında buna gidiyorsunuz. Tabii ki ben bunun bir patolojik tanısını şu an bilmiyorum. Olasılıklar üzerine konuşuyorum ama hastanın riskiyle değerlendirdiğimde takibe karar verdim. Sen ne dersin abi bu hastada? Böyle hastalar oluyor. Bir kere parlak gördüğüm için içim rahat ediyor. Parlak olan şeyler bizi çok rahatsız etmiyor. Olsa olsa iyileşmiş vejetasyonda ve embol atma riski düşüktür. Veya bir dokudur yani. Oldukça parlak yapıda. İkincisi de böyle hastalar erken dönemde zaten ilk ekoda görüyoruz. Dediğim gibi yine ben bu hastalarda şey yükseltiyorum. Yani tromboz düşünüyorum daha çok aslında ziyade. İğneleri yüksek tuttuğunuzda, iğneleri 3,5-4 arasında atıyorum, siz 2 hafta takip edin. Bu erimiyorsa bu trombüs değildir zaten. Yani çok küçük kirliler bir şey. Kliniğine bakıyoruz tabii, sen infeksiyon hastalıklarından destek almışsın. Sık gördüğünüz bir şey, hemen endokardit dememek lazım. Redo kapak cerrahisi bizim korkulu rüyamız değil mi aslında? Yani sıkıntılı, Evet. kolay kolay vermemek lazım hastalığı. Şimdi sağ infektif endokardite birkaç örnek vereceğim. Bu bir Naxos hastası. ICD implantasyonundan 3 ay sonra dış merkezde implant edilmiş. Bize böyle bir vejetasyon artı VT şoklamasıyla geldi. Gerçekten de VT'ye şoklamıştı ICD'si. Böyle aslında biz vejetasyonları hani böyle top gibi nadir görürüz. Şekli hipoekojen, böyle düzenli sınırları olan bir vejetasyon ama sadece buna bakarak tabii ki vejetasyon yine demedik. Kan kültürleri pozitif, enfeksiyon markerları pozitif, kliniği de infektif endokardit de uyumluydu. Konseyde konuştuk. Tabii sistemin çekilmesi gerekiyor ama öte yandan da bu gerçekten ciddi bir ventriküler yetersizliği olan bir hasta. Acaba oradan bir embolizasyon olur mu? Tam böyle bir santim sınırında. Önce medikal tedaviyi denedik. Bir iki hafta antibiyotik tedavisinden sonra kontrol TIS'ini de yaptım. Kitle epeyce küçüldü. Orada remnant bir böyle bir nüve kaldı diyebilirim. Sonrasında da
Zaten daha yeni takıldığı için ICD bütün sistemi çektik, çıkarttık. Antibiyotik tedavisini sistem çıkarıldıktan sonra 14 güne tamamladık. Kan kültürlerinin tamamen negatif olduğunu Serpil bize teyit etti. Ondan sonra da tekrar ICD'sini takıp hastayı taburcu ettik. Tabii böyle sağ infektif endokarditlerde sen de başlangıçta söyledin. Pulmoner kapak ve tiroid kapak için transtorasik eko çoğu kez yeterli oluyor. Hatta T'ye göre üstünlükleri var. Ama böyle ICD ile ilişkili durumlarda işte tiroküspid protez kapak olduğunda böyle Eustachian var, Chiari Network ile ilişkili kitlelerde T yine de öneriliyor. Yani bizim bir şekilde bu workup'ı tamamlamamız gerekiyor. Bu hastaya senin söyleyeceğin başka bir şey var mı abi? Şöyle sağ kaba endokarditler sol kadar şey seyretmiyor. Yani ateş, halsizlik, işte akut kapak yetersizliği o kadar dramatik olmuyor. Yani biraz daha sessiz gidebilir klinik. Yaşlı hastalarda da olabilir. Yani illa korkunç bir ateş, inflamatuar parametreler çok ciddi bir yükseklik. Görüntü bizi rahatsız ettiğinden bir tabii ki çalışmamızı yapmamız lazım. Şimdi bu ekonun bana mesajı şu. Vejetasyon her şekilde olabilir. İlla saçaklı olmak zorunda değil. Gördüğün gibi burada ben daha çok trombus düşünüyordum. Tabii kapak üzerinde niye olsun? Hani şey yani lidin üzerinde böyle tam lidin üzerinde olduğundan emin olsaydım yani trombus lehine düşündüm ama gördüğün gibi burada önemli olan biraz hipodens değil mi? Mesela Evet. infarktiyel septuma bakarak hipodens olması patolojik bir şey olduğunu gösterir. Burada şu sıkıntıya giriyoruz. Bu lid üzerinde hareketli bir şeyler var diyelim. Bu trombüs mü, vejetasyon mu, fibrilar stramp mı? Yani önemsiz bir şey mi? İkincisi tadı koyduk diyelim. Sadece lidi çekerek bu işten kurtulacak mıyız? Ek bir tiroküspid cerrahisi gerekir mi? Ona doğru karar vermek gerekiyor. Burada siz acele etmemişsiniz. Buna, çünkü tiroküspid cerrahisi de çok kolay bir şey değil. Üçüncüsü de septik pulmoner emboli oldu mu? Bizim öyle bir hastamız olmuştu. Büyükçe bir vejetasyonu vardı. Takip ederken o vejetasyon embolize oldu. Tedavisini pulmoner endarterektomi yapılan bir yerde yaptık. Hem tiroküs kapak değişti hem de o septik yani yeni bir odak olabilecek o septik pulmoner embolide endarterektomiyle alındı. Embolektomi yapıldı açıkçası. O yüzden sağ endokarditlerde yaşadığımız karmaşalar bunlar. 8 yıllık bir ICD hastası, cep erozyonu açılması akıntısıyla geldi bize. İnfektif endokardit kliniği var, septik bir tabloda, CRP'leri yüksek, kan kültürlerinde MSSA üredi ve 4 kan kültüründe. Lid üzerinde de böyle sağ atriyumda, lidin etrafında hipoekojen bir kalınlaşması var. Yani böyle lid endokarditlerinde her zaman böyle sallanan büyük saçaklı şeyler görmüyoruz. Ben bunu görmesem de Serpil bu hastayı infektif endokarditi kabul etmişti zaten üreyen bakterilerden. Ve hastaya biz antibiyotik Burada tedavisini başladık. görebilir miyim? Serpil nasıl bir üreme oldu ya da MSSA üredi? Yani sen neden bu yüksek ihtimal endokardit dedin? Üreme şekline bakarak. Şöyle önemli faktörlerden biri vardı. Bu hastanın ICD'si var. Yani bir odağı var ve ona aşık olabilecek bir MSSA'sı var. İkisi bir Evet, araya öyle. geldiğinde çok güzel işte az önce bahsettiğimiz o biyofilm tabakasını o kadar güzel oluşturuyorlar ki ve gerçekten hani benim ya da bizim çok korktuğumuz tablolar bunlar. Çünkü o biyofilmi ondan yok etmek gerçekten çok zor. Ben öyle olma ihtimali üzerinden yürümemiz gerektiğini söyledim aslında. Ama Hani bu çok konuda güzel bir ifade kesinlik ettin. Hani tüm lidi ve söylemek ona mümkün. aşık olabilecek bir MSSA. Yani Unutmayız bir artık. maalesef böyle bir yüzey bulduğunda MSSA asla kaçırmaz. Yani Önemli. dolayısıyla bunun bizi zorlayacağını tahmin etmiştim. Biz sonra antibiyotik tedavisine başladık ve pili bütün sistemi çekmemiz gerekiyordu tabii. Aritmi laboratuvarına hasta alındı. Bataryasını çektiler, çıkarttılar ama ekstraksiyonla lidleri çıkartamadılar. 8 yıllık bir lid. Tabii ki ICD ile alakalı, lidle alakalı enfeksiyonlarda sistemin tamamen çıkarılması öneriliyor ama şöyle de bir bilgi var. Sistemi çıkarmadığınızda mortaliteniz 7 kat, sistemi çıkardığınızda da 4 kat artıyor. Yani sistemi zorlayarak çekmenin de başka bedelleri de var. Bir de bu hasta EFES'i %20 olan bir hasta. Cerrahisi de sıkıntılıydı. Sonra bize aritmiciler dedi ki ya biz şeyi çekemedik. Kan kültürleri negatif, CRP'si düştü tamamen düzeldi. Ben T yaptım bu kalınlaşma
epeyce bir regresi olmuş. Acaba böyle takip edebilir miyiz dedi. Bu arada bir PET yaptırdık. PET de dedi ki aktif enfeksiyonunuz yok lead üzerinde. Ama Serpil, hayır biz bu hastayı taburcu edemeyiz. Bunun bu enfeksiyon biyofilm tabakası üretiyor. Asla biz bunu antibiyotikle durduramayız. Bu hasta bize geri gelir dedi. Ama hastanın cerrahi risklerini konuştuk. Yani işin içine bir sürü faktör giriyor. Tabii ki o bakterinin bunun temizlenmeyeceğini kısmını anladık ama şöyle yapalım dedik. Hasta da çok rahatladı. Her şey de düzeldi. Zaten çok uzunca bir sürede yattı. Taburcu edelim. 10 gün sonra hasta antibiyotikleri kesildikten 10 gün sonra bize T kontrolüne gelsin. Ve taburcu ettikten bir hafta sonra 10 günü beklemeden hasta yüksek ateş, CRP yüksekliğiyle geldi. Ve Serpil onu oral bir rifampin tabletle sanırım çıkarmasına rağmen. Yok, fustik asit vermiştik. Hani evet. Supresif tedavi, supresyon tedavisi verelim. Evet, en supresyon tedavisiyle çıkarmamıza rağmen geri gelecek. Yani. O bizim dedik ama. Evet. Ve sonra tekrar aritmi ekibimiz girdi ve Snare'le bu sistemi çıkardılar. Sonrasında hastanın antibiyotik tedavisi de tamamlandı ki biz de şunu görmüş olduk aslında da. Yani biz bir bakterinin biyofilm kaplı olduğunu kardiyolog olarak bilmemiz çok olası değil, değil mi? Yani burada hakikaten Serpil bu hastanın ana yönetimini yaptı ve gerçekten hangi suçun etkili olduğu ve nasıl bir yol çizeceği de bu vakada güzel bir şekilde görmüş olduk. Benim için çok öğretici bir hastaydı bu arada. Belki bir şey yine vurgulamak lazım. Hani Staphylococcus bakteriyemisi artı ICD enfeksiyonu, hani bunun kesinlikle çekilmesi gerekirdi. Ama işte o teknik problemler bizi gerçekten hani olması gerekenle biz ne yapacağız arasında gerçekten sıkıştırdı. Ama tedavi onu komplet olarak, incomplet değil, leadleriyle her şeyle çekmekte elbette ki. Bu hasta kardiyojenik şok tablosunda geldi. Sağ kapak, tirküspit kapağın her lifletinde vejetasyonu var görüyorsunuz. Aynı zamanda da pulmoner embolisi vardı. Çok hipotansif bir tabloda yoğun bakımda T'sini yapıp hastayı cerrahiye verdik. Böyle dağılmış bir tirküspit kapakla beraber pulmoner arterden de o atan vejetasyonları temizlediler. Hasta gerçekten çok mortal olabilecek bir operasyondan iyi bir şekilde çıktı. Yani antibiyotiğini de tamamladık. Biyoprotez kapak implant ettiler. Tabii bu büyük cerrahi sonrası da pil ihtiyacı da oldu. Hastanın pacemaker'da takıldı, taburcu edildi. Yaklaşık 3 ay sonra hasta cep yerinde ateş, akıntı, pil üzerinde böyle oynayan küçük yapılar, kan kültürü yine pozitif, CRP'si 300 bir tabloda geldi. Tirküspit biyoprotez kapağın üzerinde sallanan bir şeyi ben görmedim. Bu sefer yani yaptığınız işin ne kadar büyük olduğunu düşünün bir önceki cerrahide. Şimdi yine benzer tabloda hasta geliyor. Tabii yine sistem tamamen çekildi, çıkarıldı. Bu sefer bir epikardiyel lead yerleştirildi hastaya. Antibiyotik tedavisini tamamladık, taburcu ettik. Ama bu yattığı sürede, bu konuya da Serpil değinecek, gerçekten çok düzgün bir diş muayenesi yaptırıp o akut cerrahi sırasında yaptıramamıştık. Hastanın dişlerinde bir sürü işte çürükleri vardı, işte diş köklerinde enfeksiyonu vardı. Yatarken antibiyotik altında bir sürü dişini çektirdik. Çünkü kaynağın da orası olduğunu artık düşünüyoruz. İkisi için de kaynak orası olabilirdi. Bu şekilde taburcu ettik. Yani iki kez sağ tarafta infektif endokarditle gelmiş, gerçekten çok kompleks bir hastaydı. Bir şey var mı abi senin ekleyeceğin? Yok, bu hastayla ilgili yok. Yani bu pil konusu bizi çok şey yapıyor. Yani cep yeri enfeksiyonu, lead enfeksiyonları çok kronik. Mesela biraz önceki hastada biz işte leadleri bırakırdık değil mi? Yani belki evet. De bir şekilde cerrahi zorlamak gerekirdi veya daha uzun süre belki antibiyotik. Bu bir de şey soracağım Serpil, Staphylococcus söz konusu olunca. Staphylococcus evet daha kötü bir endokard yapı. Klaus da şeyi öneriyor, burun, Staphylococcus'un burun taşıyıcılığı. Bu hastalara yani rutin burun taraması yani yapıyorlar ve o buruna şey istiyorlar, bu lokal Staphylococcus önleyici kremler. Hani bir bakterime yol açar diye. Yani bu kadar hassas olmamız lazım mı acaba? Aslında böyle bir öneri var. Biz de yapıyoruz. Yani ben bu hastaneye geldiğimden beri burun MRSA taraması biz de yapıyoruz. Çok güzel. Ben hiç görmedim.
Şöyle hatta şunu yapanlar var. Burun özellikle hani cerrahi öncesi, kapak cerrahisi öncesi hastalarda ya da işte pil takılacak bu tarz hastalarda bunu bilmek gerçekten kıymetli. Hastanın neyle kolonize olduğunu bilmek kıymetli. Hatta yaklaşım olarak taramanın yerine bütün hastalara işte mupirosin krem öneren yaklaşımlar da var. Yani bu kolonizasyondan hastayı uzaklaştırmak. Çünkü siz sefazolle bir pil profilaksisine giriyorken eğer MRSA ile kolonize bir hastaysa belki vankomisinle girmeniz gerekiyor. Ya da dekolonizasyon işlemini yaptıktan sonra bu hastayı cerrahiye ya da işleme almak gerekiyor. Böyle bir öneri var. Biz de yani ben geldiğimden beri yani yaklaşık 10 yıldır yapıyoruz. Yani özellikle yabancı device cisim mesela bu hastalarda herhalde önemli anladığım kadarıyla taramak. Kapak cerrahisi öncesi bu tarz Proses hastalarda ama taramaları. biz genel olarak da yapıyoruz. Şimdiki hastam bir cerrahi asistanının da yakınıydı. Tıp fakültesinde 2 ay yatırılıyor. Pulmoner emboli, sağ tiroksiküs kapak infektif endokarditi diye. CRP'leri hep böyle 10-20 arası derler. Kan kültürlerinde hiç üremesi olmamış. Bize cerrahi için yönlendirildi. Hastanın böyle bir kitleye rağmen tiroksiküs yetersizliği hafif ortaydı. Yani bir dekonstrüksiyon yapmamıştı. Yani tabii ki vejetasyon buna bakarak değildir demek mümkün değildi ama kitle de patolojisinde papiller fibroelastom olarak geldi. Embolizasyon da, pulmoner emboli de bununla uyumluydu. Dolayısıyla her kapakta vejetasyon yanında bu tarz benign kitleleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü hastanın hiçbir kan kültüründe üremesi yok, kliniği yok. Enfeksiyon markerları normal sınırlarda ama 2 ay yoğun antibiyotik tedavisi almıştı. Şimdi bu hastayı abi sana sormak istiyorum. Bu bir KBE hastası. Superior vena cava'dan bir diyaliz kateteri var. Üzerinde de bir kitle var. Görüyorsun düzgün sınırlı böyle hipoekojen alanları var. Bu kitleyi görsen ilk olarak sen ne düşünürsün? Trombüs düşünüyorum. Trombüse çok benziyor. Ama dediğim gibi her zaman yanına yüksek olasılık bir trombüs vejetasyon soru işaretlerim ya da hastaya birkaç soru sorarım. Getiren doktora konsültasyon notuna hani bakarım. Ama trombüse benziyor. Bunu bizim hastanelerde çok görüyoruz. Bu sen şimdi tabii bahsedeceksin. Bu hastalara, yüksek riskli hastalara mümkünse periferik venöz yollar takmakta fayda var. Çok fazla nozokomyal endokardit görüyoruz. Ya ben de öyle düşündüm ama tabii bu hastanın CRP'leri de çok yüksekti. Ama bu görüntü ilk etapta vejetasyonu düşündürmüyor. Biz Evet. antibiyotik tedavisiyle birlikte bu arada akciğerde de odakları falan var. Yani bir yere de konduramıyoruz. Bir sürü antibiyotik almış, kan kültürlerinde de üreme yok. Bir hafta efektif antikoagülan tedavi verdik, heparin infüzyonu. Bir hafta sonraki TIS'i de aynı böyleydi. Hiçbir küçülme yoktu. Ama CRP'ler yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla biz bunu cerrahi olarak çıkartmaya karar verdik. Çekip çıkartmaya da korktuk açıkçası bu kadar büyük bir şeyi. Ve cerrah şöyle söyledi, elimle ezmek zorunda kaldım ve etrafında da pürülen bir doku vardı dedi. Yani muhtemelen bir trombüsle başladı, sonra da bir diyaliz hastası üzerine bakteriyel hadise de eklenince aslında vejetasyon trombüs arası karışık bir yapıya dönüş. Bu hastada yine 3 ay boyunca opare fallo, kilo kaybı, ateş, iştahsızlık diye dahiliye, enfeksiyon kliniklerine gitmiş. Bir kere ekosu var. Pulmoner kapağında, bioprotez kapağında böyle kocaman sallanan bir vejetasyonu var görüyorsunuz. Hastayı biz bunu görünce acil cerrahi önerdik. Hasta ben dedi opere olmayacağım dedi ve tedavi red formu verip ayrıldı hastanemizden. Ölürsün dememize rağmen. Neden cerrahi önerdiniz? Yaklaşık kitlenin uzunluğu 4,5 santimetreydi. Yani evet, sağ endokardilerde 2 santim, 20 milimetrenin üstünde Evet. Yani masif bir embol olacaktı eğer atsaydı hastada. cerrahi indikasyon koyuyoruz. Evet. Sonra gidiyor bir küçük özel hastaneye yatıyor. 2,5 ay boyunca antibiyotik tedavisi veriyorlar. Bize opere olmaya geldi sonra hasta tekrar. Ya kılavuzunu kendi yazdı aslında. Bilmiyorum belki bu tabloda alınsa daha mı mortal seyrederdi? Hasta için daha mı iyi oldu bilmiyorum. Ama hakikaten bu koca kitle yoktu ve toraks BT'sinde de bir embolisi falan da yoktu. Sonra opere ettik hastayı, PVR yapıldı.
Ama ya pulmoner kapak hakikaten BSA'sı çok yüksek, obez de bir hastaydı. Bu pulmoner kapağı çıkarmak da görüntüyü gerçekten zordu ama uğraşmak lazım. Yani opere fallo, oralara bir bakmak gerekiyor. Bir subakut infektif endokardit kliniği var. Transtorasik eko da gerçekten çok kıymetli. Gamze bir şey diyeceğim. Bu aslında tipik darlığı Püsküs bir kapakta haklısın. Sanki da böyle romatizmal gibi mı? kalınlaşmış sistolik diyastolik restriksiyonu var. Yani falloyla bunun ne ilişkisi var bilmiyorum ama orada o Yükseltik. şekilde evet mean gradienti de 6 civarında. Yani ben bunu da şey araştırdım belki. Hani sistemik bir hastalık var mı? Olabilir evet. Neydi o şey tutan kapağı? Karsinoid. Karsinoid. O belki. Ama bir şeydeki kitle tabii ki siz onun Evet. tanısını koymuşsunuz. Yani Evet. mitral tutulmadan izole türk darlığı romatizmada genelde gördüğümüz bir şeydir bu. Nadir olacak bir şey değil evet. Bu hasta da yine EFES %30 ICD'li VT şokuyla gelen bir hasta. Transtorasiğinde bu sallanan yapıyı görüp T istediler benden. Çok yeni bir hastamız bu da. Hakikaten REA'da böyle sallanan fibriller uzun yapıda 1,3 santimetre bir kitle var. Ama şimdi hastanın infektif endokardit kliniği yok. Yalnız biyokimyasına baktığımızda CRP'si 30, beyaz küresi 15 bin, yüklü yani ödemleri var. Hani kan kültürlerinde üreme yok. Böyle her şey arada kalınan bir hasta. O arada kültürleri tekrar bu hastayı Serpil ile birlikte değerlendirdik ve bir PET planladık bu hastada. PET'i de negatif geldi. Bir vejetasyon yani aktif enfeksiyonu gösteren bulgusu yoktu. Kültürler negatifti. Hastayı diüretikle iyice boşalttık. Enfeksiyon markerları diye düşündüğümüz inflamasyon markerları da geriledi. Bunu ben bir fibriler strand olarak kabul ettim. Belki bir trombüs de olabilir tabii. Ama sonuçta vejetasyon olmadığını düşünüp medikal olarak takibe karar verdik. Bunu da sık görüyoruz aslında değil mi? Kapağın Evet. genelde bu kadar büyük olmasa da hep sallanan fibriller bir şeyler görüyoruz. Klinik yoksa çok endişe etmiyoruz bundan. Evet. Şimdi birkaç tane takip ederken ne olabilir vakası göstereceğim. Bu hasta 83 yaşında REDO, CABG artı AVR'li bir hasta. Dalak enfarktıyla geldi. T'sini de görüyorsunuz zaten ve kocaman vejetasyonu var. Transtorasiğinde kapağın hareketi bana biraz böyle fazla hareketli gibi geldi. Hatta bu gök görüntüyü sana da göndermiştim. Evet. Yani buna rocking motion der misin falan diye. Ama ve zaten transtorasikte de vejetasyonlar şurada görülüyor. PVL'si yok. Yani hem T'de yok hem de transtorasikte görülür PVL'si yok. Ben bunu şöyle raporladım. Yani bu hasta tamam infektif endokardit, vejetasyon klinikte var, laboratuvarda var. Ama bu kapağın hareketi hoşuma gitmedi şeklinde bir rapor yazdım. Ve hasta operasyonu kabul etmedi. Üçüncü kere açılmayı. Antibiyotik tedavisi verdi. Ve antibiyotik tedavisinden üçüncü haftasında vejetasyon kayboldu. Gördüğünüz gibi o yapılar yok ama artık kapakta dehiskensi var ve Gamze PVL çıktı. şöyle, bütün arkadaşlar şey yani izleyenler şeye bakabilir. Soldaki T görüntüsünde kapak nereye dikildiğine bir baksınlar kapağa. Çok ilginç değil mi? Anusa dikilmemiş, septumun bazerine dikilmiş kapak. Yani Evet. değişsekten dolayı değil. Transverse şeyi de öyle. Kapağın anterörü değil mi? Bir göstersene bir gibi. Transverse var. Bir, yani burada da bak böyle. Burada da. Bir saniye. İlk soldaki ilk üstteki görüntüde böyle. Biraz septuma yerleştirilmiş bir kapak. Evet. Evet. Bunu cerrahlara sormuştum ben. Birkaç hasta geldi. Bir cerrah var İstanbul'da böyle yapıyor. Hangisi olduğunu bulamadık henüz. Şimdi ya böyle bir teknik yok dediler. Cengiz abi izleyenler arasında Doktor Cengiz Köksal. Doktor Mustafa Güden de vardı sanırım. Hocalarımız. Yani böyle bir teknik yok. Çok belki mecbur kalmıştır falan dendi ama yani böyle bir şey de var. Gerçekten ben galiba üçüncü ya da dördüncü hastamız. Septuma dikilmiş bir aort kapak var. Seninki yine hastaymış. Bizim gördüğümüz hasta değil ki herhangi bir hastalığı yoktu. Doktor Münevver Hanım'la ekosunu yapıyorduk. Kapak oynuyor. O kadar anstabil ki. Çünkü septuma dikildiği için her sistolde kasılıyor. Hiçbir patolojisi yoktu. Yani buna dikkat etmek lazım. Gerçekten septuma dikilebiliyor bazen. Yani nasıl dikildiğini biz de bilmiyoruz. Ama seninkinin hastalığı da varmış. Evet, bu süreç içerisinde paravalvüler yayılımı aslında görmekteyiz. Yani biz antibiyotikle vejetasyonu yok ettik ama inflamasyon orada devam etti ve kapağı destabil hale getirdi. Bu hasta aort kapak, natif aort kapak infektif endokarditi, vejetasyonu görüyorsunuz. Aort yetersizliğine bağlı
kalp boşlukları dilate olmuş. Tilsinde de mitral kapakta bir kitle görünmüyor. Sadece aort kapakta. Fileil değil mi Ramze? Sol üstteki evet. Fakat fileil RCC'si fileil. Fileil. Ama bu hastadaki aslında konuşmak istediğim mevzu şu. Mitral yetersizliği, orta dereceli bir mitral yetersizliği var. Sen de görüyorsun abi. LVS'i de dilat olmuş bir hasta. Buraya MVR yapalım mı, yapmayalım mı? Bir AVR cerrahisine gidiyor. Orta dereceli bir mitral yetersizliği var. Bu ventrikül toparlayacak mı bilmiyoruz. Biz de bunu konseyde konuştuk. Sen olsan ne yapardın bu hastaya? Ya bunun mitral yetersizliği özellikle bir komutlar sağ alttaki pencerede çok az değil. Biz işte hafif ve orta sekonder neyleri genel olarak biliyorsun yani ameliyat ettirmeme yönünde hani tartışıyoruz cerrahlarla da. Çünkü her ring takılacak en kötü. Ring de bir yabancı cisim. Protez kapak, protez kapak kadar endokard riski var, atriyalar ritmi riski var. Gerçekten hak eden hastalara takılmalı. Yani burada akut bir sol ventrikül endiastolik basıncını artıran bir durum var. Yani evet. Akut AYS'i de çok fazla bir AYS'i var. Yani zor bir karar olmakla birlikte bunun gerileyeceğini iyi bir miyokard korumayla, iyi bir cerrahiyle, alt tabak cerrahi sonrası gerileyeceğini düşünürdük. Ama kitabi olarak buna birisi ring koysa da niye koydun diyemeyiz. Yani. Evet. Siz ne Biz yaptınız? o kapağı ellememeyi tercih ettik. Burada kapağın koapta olmadığını görüyorsunuz. Ve bu bir ay sonraki postop ekosu. Evet, çok güzel. Çapları küçülmüş, hastanın MY'si var yok arası. Gerçekten zor bir karardı tabii ki bu hastayı cerrahiye verirken. Kliniği de rahat olmayan bir hastaydı. Sonuçta şu anda karşımıza başka türlü bir MY ile de gelebilirdi ama vejetasyon olmayınca, orta derece olunca, pür sekonder olduğundan emin olunca böyle bir yöntemi tercih ettik ve güzel de bir sonuç aldık bu hastadan. Yani endokardit nedeniyle protez kapak olmuş bir hastada ikinci bir protez cismi Bu evet koymamak belki o yüzden böyle bir karara hani varmış olabilirsiniz. Evet. Yani bu sonuçta bir guideline bilgisi olarak bunu bulmak mümkün değil. O yüzden konseyde hakikaten bireysel kararlar almak Ama gerekiyor. şunu hatırlatalım. İleri sekonder meye ileri ise gerçekten ileri ise bu gerçekten ileri başka bir şeyde konuşuruz. İleri ise linganoplasti eğer petting falan yoksa bypass AVR sırasında öneriyoruz ama bu hastada kişisel bir karar alınması güzel olmuş. Bu hastamız da yine Dehiscence. Kapak üzerindeki kitle mean gradienti 17 idi. Ciddi mitral darlığına yol açmıştı. Çok kötü bir klinik tablodaydı. İğneresi 8 iken T yapmak zorunda kaldık. Cuma akşamı 4'te gelen bir hasta ve bu şekilde apar topar cerrahiye verdik. Aortun etrafında da dokunun ne kadar zayıfladığını ve oradan PVL'sinin olduğunu görüyorsunuz. Hasta yani bir 10 saatlik operasyondan sonra postoperatif ekosunu gördüm ben. Gayet güzeldi. Gradiyenti yok. Hasta toparlamış. Antibiyotiklerini tamamladık. Hastayı taburcu ettik. Bir ay sonra hasta tekrar geldi. Bu sefer kapağın içerisinde şurada oynayan sütürle uyumlu materyali görüyorsunuz ve ileri bir PVLS var. Hem infektif endokardit kliniği tekrarladı hem de başka bir mitral yani mekanik kapak komplikasyonuyla infektif endokardit komplikasyonuyla geldi. Aynı ajan mı üredi Gamze? Yok, bu sefer farklı ajan üredi. Hani Yani muhtemelen ne kadar orayı temizleseniz de işte bir şekilde perikard yamalarla o dönemde destek çıkmak zorunda kaldılar o cerrahi sırasında. Enfeksiyon muhtemelen kalan enfeksiyon devam etti süreçte. Sonra biz bu hastayı Doktor Burak Onan aldı komando cerrahisine. Yani aort ve mitrali tamamen değiştirilen böyle çok zorlu bir cerrahiden sonra hasta toparladı. Şimdi ayaktan takibe devam ediyoruz ama hakikaten yaklaşık 3 ay içerisinde infektif endokarditin maksimum komplikasyonlarını yaşayan ve 2 tane gross cerrahi geçirdi. Ama böyle de güzel sonuçla yolumuza devam yani ediyoruz bu şunu hasta. diyelim, protez kapak hastalarında özellikle %5 civarında relaps değil mi? Ve reinfeksiyon olabilir. Serpil bu hastalarda hani relaps olmasın diye protez kapak cerrahisi sonrası yine aynı süre bir postoperatif antibiyotik vermek gerekir mi?
Şey, sesin kısık bu arada. Sesin Evet. açılıyor. Endokardit cerrahisi sonrasından bahsetmiyoruz değil mi? Normal. Endokardit hasta cerrahi, endokardit cerrahisi oldu bu hasta. Endokardit cerrahisinden sonra alınan doku kültürü bizim için çok yol gösterici. Hani kapaktan aldığımız doku kültürü etken, yine bunlar önemli. Eğer doku kültürümüzde bir pozitiflik varsa bu Hala var. hasta Hala postop 6 hafta daha tedaviyi hak eder. Negatifse doku kültürü, biz bu hastalara 2 hafta IV antibiyotik tedavisini verip ondan sonra taburcu ediyoruz. muhakkak bir Tabii yine postop bırakıp. kontrol ekoları, kontrol kan kültürleri, bunlara da bakarak, ama hani net bilgi bu. Bunların hepsi çok ideal ise bile, doku kültürü negatifse 2 hafta, pozitifse 6 hafta tedavi alır. Şimdi ben şey okurken işte ne zaman bu endokardit kılavuzunu okusam önceki endokarditler hep. Şimdi Gamze sadece 3 hastasını seçmiş buraya. Önceki endokardit, şimdiki endokardit. Şimdi insanlar endokarditi zaten az gördükleri için aynı hastanın hani önceden de geçirdiğini, önceki endokarditte işte antibiyotik profilaksisi verelim. Böyle bir şey gerçekten var. Yani önceki endokardit diye bir şey var. Ya bu hastaları iyi takip etmek gerekiyor gerçekten ameliyat sonrası. Bu 3 hastada ben bunu gördüm. Bu hasta tabii sonrası 7. günde yüksek ateş, CRP'si olan kliniği rahat bir hasta. T'yi aldım hastayı. Bir vejetasyonu yoktu tabii kapağında, ama aort kapağın etrafında, aortun etrafında beni rahatsız eden böyle hiperdens bir kalınlaşması vardı. BT de çektirdim. BT'de bir pseudoaneurizma görülmedi. Acaba benim görmediğim bir şey var mı diye. Adipozit olabilir gibi bir rapor geldi. Tabii sadece kalınlaşma var diye bu hastayı cerrahiye veremiyoruz. Antibiyotik tedavisini maksimuma çıktık. Hastanın da kliniği iyi, takip ediyoruz. Klinik başladıktan 3 hafta sonra, yani bu yaptığımdan yaklaşık 10 gün sonraki T'sini gösteriyorum. Hastada bir pseudoanevrizma oluştu. Evet, olgunlaştı hastalık. Kalın gördüğümüz, evet, yer artık içi boşalarak bu şekilde pulsatil bir kitleye dönüştü. Ve pseudoanevrizmanın ne kadar böyle o bahsettiğimiz özellikler, sistolde içine Böyle. kan geliyor, diyastolde boşalıyor ve cerrahiye gitti. AVR bentel olmak durumunda kaldı hasta. Ben burada tekrar bir şey vurayım. Astorasiğini de gösteriyorum. Apikal 3 boşlukta bu pseudoanevrizma kesesi şurada görülüyor. İçerisinde de renk giriş çıkışını yine transtorasikte de görebiliyoruz. Efendim abi. Görüntü çok güzel. Bu transtorasikte pseudoanevrizma nasıl görülür? Çok küçükse görünmez. Büyükse özellikle apikal 3 boşluk ve 5 boşluktaki bu sistolik bulging'i görürsünüz bir şekilde. Dikkatli bakın. İkincisi yine bir geri slayta gelirsem bu aort kökündeki kalınlaşmalar bizi hep rahatsız ediyor. Endokardit mi değil mi? Apse mi değil mi? Böyle hastalarda hani kültür analizi biraz önce Serpil ile konuştuk. Bu arada birbirimize hanım bey demiyoruz. Sen çok samimiyeti bozuyor. O yüzden biz direkt ismini telaffuz etmeyi tercih ediyoruz. Şimdi bu hasta antibiyotiği kesip eğer uygunsa tabii ki iyi kültür. Antibiyotik alması zaten kültürlerini doğru düzgün takip etmek önemli. İkincisi karar veremezsek ben de senin yaptığın gibi yapıyorum. Hastayı yatırıyorum. Yani yakın zamanlarda T tekrarları yapıyorum ve çok oldu böyle. Yani olgunlaşmayan hastalığa bazen tanı koyamıyorum. Mesela burada sen beklediğin için hastada bir pseudoanezme oluşmuş. Daha kolay ameliyata vermişsin. Çünkü red zaten TAVI yapılmış yüksek riskli Evet. cerrahi. Bazen de hastalık olmadığını görmek için takip etmemiz gerekiyor. Bu Evet. güzel bir örnek. Şimdi benim senin vaka yani çok güzel vakaların senin vakalarından edindiğim şöyle bir şey var. Vakalarla ilgili seninle ilgili bir şey. Aynı hastaları yoğun bir kamu hastanesinde kişisel efor sergileyerekten takip etmişsin. Zaten bilgi de böyle oluyor. Yani hastanın peşini bırakmak, ben baktım gitti, ikincisini kim yaparsa yapsın değil. Hastanın ismini, görüntüsünü alıp bilgisayara gidip tetiklerine bakacaksın. Sonra ikinci kişisini sen yapacaksın. Yani bir hastayı fikri takip diyoruz. Hastayı uzun süre takip ettiğimizde biz aslında çok şey öğreniyoruz. Endokard da böyle bir şey. Zaten uzun soluklu bir hastalık. Yani aynı hastayı takip etmek gerçekten çok faydalı. Bu da çok güzel bir pseudoanevrizma örneğiydi. Teşekkürler Evet. burada. Bu da son vaka ama güzel bir vaka. Covid dönemi, çok sevdiğim bir ablamın yönlendirdiği bir hasta.
Üç kere göğsü açılmış, bioprotez, AVR sonrası mediastinit, sonrasında redo AVR, mediastinit içinde göğüs açılmış. Yani bize geldiğinde hasta hakikaten her tarafı sıkar dokusu, ama bir şekilde götürmüşler bir 4-5 yıl. COVID'in başladığı dönem yüksek ateşi oluyor, enfeksiyon görüyor. O dönemde COVID mi değil mi testler yapılıyor, antibiyotikler veriliyor, Sipro falan. Bana geldiğinde CRP ile VBC'si böyleydi. Ateşi falan da yoktu ama sadece bu infektif endokardin periferik bulguları vardı. Yani osler nodülleri, JMA lezyonu ve splinter hemoroji. Biz artık hakikaten bunları görmüyoruz. Yani böyle bir evrede hastalar gelmiyor. T yaptım. Yani gerçekten gördüğüm en korkunç pseudanevrizmalardan biriydi. Apse, kocaman bir pseudanevrizma, içerisine renk giriş çıkışını görüyorsunuz ve pseudanevrizmanın içerisinde trombüs vardı. Gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık. 33 yaşında, ateşi yok, laboratuvarları böyle, kan kültürlerinde üreme yok. Bu ne kadardır böyle bilmiyoruz, çünkü hikayesinde geçirmiş infektif endokarditler, mediastinitler falan var. İnfektif endokart konseyinde bunu 3-4 kere herhalde tartıştık. BT'sini çektirdik. BT'de bakın pseudanevrizmayı görüyorsunuz. Kapağı itmiş neredeyse. Böyle lobottan yukarıya doğru salkım saçak bir pseudanevrizması var. Mediasten dolu, böyle apseyle uyumlu bir kalınlaşma. 3D rekonstrüksiyonda da pseudanevrizmayı radyoloğumuz güzel gösterdi. Peki bir PET çekelim. Neden PET çekelim? Çünkü başka nerelerde tutulum var? Hala aktif tutulum var mı orada? Merak ediyoruz. Çünkü elimizde hiçbir laboratuvar parametresi bununla uyumlu gelmedi benim team dışında. Bir de periferik lezyonları dışında. Aortun nasıl tutulduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda Tamer Hoca beni aradı. Dedi ki dalakta bir tutulumu var. Enfarktta olabilir. Bir de dedi beyinde. Normalde PET'te beyin zaten FDG, APTE2 fazla olan bir organ olduğu için tutulumlar sahte olabiliyor. Ama dedi ben bundan çok rahatsız oldum. Bir MR çektirir misin dedi. Hasta PET CT'den gelir gelmez MR çektirdim. Gördüğünüz gibi böyle de bir enfarkt çıktı. Yani dalak enfarktı, beyin enfarktı, mediastinit, işte aorta etrafında tutulum. Dolayısıyla yani bir şekilde cerrahiye alınması gereken bir hastaydı. Ve yine Burak Bey aldı bu hastayı. Bizim infektif endokardit konseyimizin de cerrahı Burak Bey. Hastayı aldı, bir bental yaptı, etrafını tamamen temizledi. Ve şu an hasta hayatta. 5. kere açıldı bu göğüs. Ama bizi de gerçekten çok zorlayan bir hasta oldu. Bu hastaya operasyona karar vermek, onun operasyon sabahı ben bile heyecanlı gitmiştim. Bir şekilde survive edebildik. Şimdi bu vakadan hareketle multisiler CT ve MR ne zaman kıymetli? Bir kere perivalvüler yayılımı göstermek istiyorsak T'ye göre multislice CT daha anlamlı. Ben de hemen söyleyeyim. Perivalvüler yayılımda pozitif multislice şeyden, pardon sen şey PET'e gelmedin pardon. Yok. Vejetasyonların gösterilmesinde T daha anlamlı. Koroner anatomi dediğimiz şey şu, hasta vejetasyonu var, elektif cerrahiye vereceğiz ama koronerini de görmek isteyeceğimiz bir yaşta konvansiyonel anjiyo yapmayın. Embolizasyon riskiniz olur özellikle aort kapaklarda. Koroner anatomi multislice CT ile değerlendirin deniliyor. İntrakraniyal vasküler lezyonların gösterilmesinde anlamlı, beyin lezyonlarının tanımlanmasında ise MR daha anlamlı. Ama hastanın bazen kliniği o kadar kötü oluyor ki MR'a sokmak çok mümkün olmuyor. O durumda multislice CT ile değerlendirmek gerekiyor. Ama bizim asıl sorunumuz PET'te. Bir şey söylemek istiyorum. Bir önceki şeyde. MR aslında serebral tarama için genelde kullanılır. Eğer hasta emboli kliniği yoksa ve endokardit tanısında zorlanıyorsak, serebral MR'dan sessiz emboli gördüysek aslında minor kriter olarak kullanabiliriz. Hani ESC 2015'e göre bu önemli bir kriter. Evet. Yani zorlanıyoruz çünkü bazen bir kriter alır. Sen biraz önce hastayı zorlamışsın hani endokardit tanısı koyabilmek için. O önemliydi. PET-CT ve tabii ki bu lokosit işaretlik spektrimiz var. Bunların CT'ye üstünlükleri neler? Bir kere fonksiyonel bilgi veriyor. Tedavi yanıtını değerlendirebiliyoruz. Yabancı cisim enfeksiyonlarında daha iyi. Olası infektif endokardit sınıfı için önemli aslında. Kesin tanıdan ziyade. Bir de tabii ki ekstra kardiyak odakları gösteriyor. Biraz önce de benim hastada olduğu gibi beyin, dalak, oradaki tutulumları görmüş olduk. Ya da tümör gibi predispozan durumlar varsa belirliyor. Ama ikisinin de bir takım sıkıntıları var.
Şimdi spek BT'de bu lokosit işaretli olan da hastadan kan alınıyor. Lokositleri işaretleniyor. Hastaya geri veriliyor. Bir 24 saat bekleme süresi var. Bir kan teması var. Dolayısıyla işlem hiç de öyle kolay bir işlem değil. Ama avantajı ne? Bu ilk 3 ayda yani PET CT yapılamaz dediğimiz operasyondan sonraki ilk 3 ayda kullanılabiliyor. PET CT'nin de kendi içinde dezavantajları var. Mesela düşük karbonhidrat diyet çok önemli. Eğer bu diyete uymadan verirseniz FDG PET tutulumunuz yanıltıyor. Rezolüsyonu spekte göre daha iyi. 3-5 santim ama bir sürü yerde 5 milimetrenin, santim dedim özür dilerim, 5 milimetrenin altına aslında pek de PET CT göstermiyor deniliyor. Maliyetleri benzer. Ulaşılabilirlik açıkçası PET CT'de daha kolay ama kimin yorumladığı gerçekten çok önemli. Yalancı pozitiflikleri var. İşte postoperatif ilk 3 ayda PET CT yanıltabiliyor. Doku yapıştırıcıları bentelde olduğu gibi yanıltabilir. Yani her zaman böyle elimizin altında işimizi görüyor gibi bir durum olmuyor bentelde de. Tümörler, metastazlar, vaskülitin kendisi PET CT'de tutulum yapabilir. Biraz önce Songül sormuş, stil hastalığında PET CT çektirseydiniz olabilir miydi? Olabilirdi ama hastanın durumu buna müsait değildi. Romatolojiye de göndereceğimiz için çektirmedik ama tutulmadığını en azından kapağın gösterebilirdik, doğru. Ama bu diyete uymadığımızda, kan şekeri regüle olmadığında hastanın veya uzun antibiyotik tedavilerinden sonra PET de çok böyle güvenilir olmaktan çıkıyor. Niye bu PET CT kılavuza girdi? 2015'ten önce yapılmış bazı çalışmalar var. Mesela bu JACC'da yayınlanmış bir çalışma. Enfeksiyonun ilk üçüncü gününde PET CT'de tutulum varken bioprotez kapakta AVR'de temiz görünüyor T. Yani bir lezyon yok. Etrafında bir problem yok, paravalvüler. Ama 3 hafta sonra bir pseudo anevrizma ve apse gelişirken PET'teki tutulumun daha aşikar hale geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla erken dönemde PET CT yakaladığı için kılavuza da bu DIP kriterlerini desteklemek anlamında girdi. Ama sorunları var. Düşük karbonhidratlı diyet ne, diyetin içeriği ne kimse bilmiyor. Yani ne kadar vereceğiz hastalara, kaç gün öncesinde başlayacağız, çok da kesin sınırları yok. Bu standart uptake value denen bir değer var. Onkolojik hastalıklarda bu değer net ama infektif endokard hastaları için belirlenmiş bir PET CT değeri yok. Farklı patojenlere özel duyarlılık farkları henüz araştırılmamış. Bir de şu var, biz bunları yaptığımızda hem maliyetli hem hasta bir sürü radyasyon alıyor, hem okuyan tecrübesinin işin içine girdiği bir şey de biz tanı basamaklarına eklediğimizde ne durumdayız? Yani maliyet etkinlik analizlerimiz yok bu testlerle alakalı. O yüzden gerçekten bazen istememek daha iyi bir yaklaşım olabiliyor, kafa karıştırıcı. Bu testi isterken de aynı tedavinizi yönlendirir gibi bireysel yaklaşmak lazım. DUK kriterlerinde şunu göstermek istedim. Bu hepimizin bildiği bir tablo. Ama bakın, natif kapağın değerlendirilmesinde FDG PET yok. Biz ancak o hastalara ekstra kardiyak odakları görmek istersek, bir yerde embolisi var mı yok mu, o durumda çektirebiliriz. Ama natif kapakta PET CT bir kitle çıktı. Ha, bunu ben PET'e göndereyim, bu vejetasyon mu değil mi de biz bunu PET'i orada kullanmıyoruz. Kılavuzda da böyle bir öneri yok açıkçası. PET CT ile alakalı şunu söyleyeceğim. Bu Serpil'in de yazarlarından olduğu infektif endokardit uzlaşı raporu 2019'da yayınlandı. Çok böyle geniş kapsamlı güzel bir rapor. Kardiyak device'larla ilgili PET CT algoritmada yok. Bu hem bizdeki ESC kılavuzu hem de sonraki çıkan yayınlar elden geçerek hazırlanmış bir uzlaşı raporu. Yani orada da aslında rutin PET CT önerilmiyor. Çünkü yani cep yeriyle alakalı enfeksiyonlarda PET CT'nin duyarlılığı fazla ama orada değil de lidin üzerinde sadece bir şeyler varsa %30 ila 50'ye düşüyor PET CT'nin duyarlılığı da. Dolayısıyla rutin gördüğünüz her sallanan şey içinde PET istediğinizde sonucu size hakikaten doğru bilgi vermeyebilir. Orada yine laboratuvar, enfeksiyoncunuzun sizi yönlendirmesi kıymetli hale geliyor. Son olarak burada Serpil, Gökhan abi sizi Hemen sormak istediğim şeyler var. bir önceki PET CT oldukça sık, yani sık demeyeyim de 5-6 yıldır ben istiyorum gerçekten, ama gördüğüm şu: her rapor geldiğinde nükleer tıpçıyı arıyorum. Nükleer tıpçılar çok çekinik bu konuda. Yani ya kesinlikle şöyle diyemiyorlar, çünkü inflamasyon veya yanlış pozitif oranları var. Dediğin gibi her şey değil kesinlikle. Birincisi, nükleer tıpçıların bu konuda tecrübe edilmesi gerekiyor. Onlar nasıl tecrübe edecek? İşte Serpil gibi bir nükleer tıpçı arkadaşımız olacak. Sürekli onunla konuşacağız, sonucu söyleyeceğiz. Mesela çektiği görüntülerin sonucunu bizim onlara söylememiz lazım.
ya sen tutulma olmuşsun değil mi? Ama bu hasta endokard çıkmadı gibi. Yani böyle bir 50 hasta görse tecrübesi artacak. Birinci sorun o. İkincisi gerçekten işte bentellerde, protez kapaklarda özellikle tercih edilebilir. Kalp dışı yerlerdeki tutulum bizim için değerli. Dalakta tutulma olabilir mesela. Serebral tutulma, akciğerde tutulma olabilir. Ya da insidental maniteler. Biraz önce görmüştüm, şeyden önce biraz çalıştım. %7 manite saptanmış. Tesadüfen yani. O faydası da var. PET-CT eğer doğruysa ve kapak etrafında tutulum gördüysek bunu majör kriter olarak ESC 2015'e göre kabul edebiliyoruz. Ama doğru olduğundan eminsek. Yani çekimceyle birlikte PET-CT yapılabilir. Senin çekincelerine katılıyorum. Bu ESC'nin modifiye edilmiş kriterleri 2015'te yayınlanan bu kutucukları büyüterek birkaç şeye değinmek istiyorum. Bir, kan kültürü pozitifliğinde bu klasik bildiğimiz streptokok viridans işte ve stafilokok aerus gibi bakterilerin dışında toplum kökenli enterokok başka bir odak olmadan diye bir seçenek var. Biz bunu Gökhan abinin bir hastasında aleni yaşadık. Ne demek olduğunu öğrenmek durumunda kaldık. Serpil, bununla alakalı söyleyeceğim bir şey var mı? Yani bu ne demek bu enterokok yani? Sesini duyamıyoruz. Serpil, önce sana şunu söyleyeyim. Şimdi ben yani 20 yıldır bu modifiyedik ara ara açıp bir yere asıyorum. Hani şimdi unutuyorum, ezbere bilmiyorum. Şimdi infektif endokardite özgü, infektif endokardite uyumlu bulgular derken mesela bu cümleyi hiç doğru düzgün okumadığımı fark ettim 20 yıldır. Yani toplum kökenli olacak ve herhangi bir primer odak olmayacak. Bunu ben bu sene anladım. Yani bilmiyorum. Bunu bize Tamam. lütfen bir açar mısın? Bir enterokokal üremesi olan bir hastamız oldu. Tesadüfen de kapağında şey vardı aslında. Ankilozan spondi aynı zamanda. Bir kordo rüptürü P2 de prolapsus. Üzerinde hiç hareket bir şey yok. Alt kapak üzerinde küçük küçük kitleler var. Nonbakteriyel trombotik endokardite. Şimdi bu infektif endokardit mi yoksa enterokok fekalisle ilgili bir hani bakteriye mi ama endokardit yapmadı mı? Şimdi şöyle endokarditle ilgili tipik etkenler arasında bizim bildiklerimiz hani streptokok, stafilokok bunlar klasik Hacek grubu dediğimiz hani ağız florası elemanlarından oluşan bir grup. Enterokoklar da yine gram pozitif bakteriler ve bunlar da gerçekten anlamlı endokardit etkenleri. Yani dördüncü, beşinci sıralarda endokardit etkeni olabilen ve özellikle Enterococcus faecalis denen nerede bu bakteriler? Genitourinary sistem, üriner sistemde etken, daha doğrusu gastrointestinal sistem ve genitourinary sistemde flora elemanı olarak gördüğümüz etkenler. Ama çok ilginçtir ki yine bir vakamızda olmuştu bizim. Ben ısrarla o hastanın dişleri demiştim. Dişlerdeki o nekrotik odaklarda da artık ağız florasında da o nekrozlarda da periodontal nekroz diye hatırlıyorum. Bu enterokokların varlığından bahsediliyor ve bunlar çok çok önemli. Yine saf kadar olmasa da yerleştiği yerde perivalvüler yayılıma çok eğilimli olan mikroorganizmalar. Biz enterokokları daha çok zaten toplum kökenli görüyoruz. Yani nozokomiyal kaynaklıdan öte sağlık bakım ilişkili de değil, toplumdan gelen bakteriler olarak. Bunlar da önemli etkenler. Dediğim gibi Türkiye'de de neredeyse dördüncü, beşinci sıralarda. Bununla ilgili de hatta bir skorlama sistemi belki duymuşsunuzdur. İşte belli bir sayıda işte 3 kan kültüründe 3'te 3 enterokok göreceksiniz. Valvüler bir hasarı olacak, üfürümü olacak bu hastanın gibi işte orijini belli olmayacak. Bu ne demek? Genitourinary sisteme baktım yok, gistte yok. Ve böyle bir hastada diyor ki işte bunu bir skorlama sistemi yapın. Belli bir skorun üstündeyse bu hastaya mutlaka T yapın deniyor. Yani bu da dediğim gibi artık ağız florası elemanlarında ya da normal florada olan ve etken olan bir mikroorganizma. Özellikle belirtilmesi de hiç de az oranda görmüyoruz. Biz de hastalarımızda enterokokla ilişkili endokarditleri çok sık görüyoruz. Dediğim Benim gibi hani. anladığım şu Serpil. Birincisi Enterococcus faecalis bakterimizi hastanelerde seyrek görmüyoruz. Önümüze geliyor. Arada görüyoruz değil mi? Tabii yani bu hastalar idrar yolu enfeksiyonuyla Başka gelebilir bir bize. odaktan Hatta dolayı mı? ilginç bir şey daha söyleyeyim. Hani birkaç bakteri vardır böyle. Enterokokla ilgili bir bakteriyemi olduğunda denir ki bu hastalara kolonoskopi yapın. Yani bu hastalarda eş zamanlı bir tümör varlığından da bahsedilir. Bu hani bizim
aşina olduğumuz sık bir mikroorganizma aslında. Yani bir ekoli kadar, staf kadar değil belki ama enterokok dönem dönem gördüğümüz bir mikroorganizma endokardit'te de. Her enterok... Aslında mantık aynı. Bakteriye mi var? Kaynağı belli değil. Bu hastada da kalbe dön diyor. Yani endokarditi ekarte et. Şunu da demek istiyorum. Her enterokok bakteriyem ise endokardit değildir. Ancak enterokok bakteriyemelerinde belli skorlama sistemleri var. Bu 90'larda çok araştırmışlar. O sırada da ben de basmıştım. Yani enterokok bakteriyemesinde infektif endokardit ne zaman düşünmeliyiz diye skorlamalar yapmışlar, Evet. değil mi? Yani çok Evet, uğraşmışlar. evet. Ve Aslında hani baş... Çok onun üzerine pardon. bu cümleyi yazmışlar. Biz hiç ilgilenmedik ama. Yani böyle bir... Aşk olsun. Biz sizin ekolarınızla o kadar ilgileniyoruz yani. Lütfen. Yani bu modifiye duka tekrar 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 bakmak lazım aslında yani. Ve sizden bu konuda çok yardım almak gerekiyor. Onu yani Gamze ve senin ortak çalışmandan benim anladığım bu. Yani Mesela birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Ben de çok şey evet, öğrendim. orası kesin. Mesela görüntülemeye şu net bir şekilde girdi işte. FDG PET ile ilgili tutulum ve Majör. CT'de paravalvüler lezyonların olması, evet, majör kriterleri. Minör kriterlerde de bu predispozan kardiyak durumların olması. Yani bu en başta bahsettiğimiz vejetasyonsuz infektif endokardit kısmında. Ya mesela bir küsbit aort, MVP, romatizmal kapak hastalıkları, bunlar bizim şu anda infektif endokardit profilaksisi vermediğimiz hastalar. Yüksek riskli olmadığı için ama bunlar intermediate riski olan hastalar. Yani dolayısıyla biz bunlara profilaksi vermiyoruz ama infektif endokardit için sıfır riskli lezyonlar değil. Dolayısıyla bu lezyonlar varken kan kültürleriniz pozitifse yine infektif endokarditisinin diğer kriterlerini doldurabiliyorsunuz. Serpil, burada sana son slaytım bir sorun var. Mikotik anevrizmalar var infektif endokarditte. Bunları rutin tarayalım mı? Semptomu yokken arada kaldığımız hastalarda minor kriteri bulmak için BT çekelim mi? Aslında hani ben açtım ha sesim açık. Şöyle hani genel olarak septik embolik kavramı içinde düşünülebilir mikotik anevrizmada. Yani bu da sonuçta bir damar invazyonu ya direkt ya septik emboli şeklinde işte damarda bir genişleme, incelmesi mantığıyla. Genel olarak deniyor ki aslında embolileri hani tarayın mutlaka diye bir öneri yok. Ama santral sinir sistemi ile ilgili lezyonlarda işte en çok infarklar, iskemiler aslında komplikasyon olarak gördüğümüz ya da endokardit ilişkili. Mikotik anevrizmada aslına bakarsanız bakın diyor. Yani buna bakın. Çünkü siz bu hastayı cerrahiye verecekseniz cerrahi öncesi de bunu bilmek zorundasınız. Kanama riski. Bazılarında işte %60'larda bir antibiyotikle tedavi edebilirsiniz ama edemeyeceğiniz kanama riski olan lezyonlar olabilir. Az önce de söyledik, minor kriterler içinde de yer alıyor ama genel olarak embolileri tarayalım gibi bir yaklaşım, işte kontrast madde, diğer maliyet falan, bunlar düşünülünde belki net söylenmese bile hani bunları belki mikotik anevrizmaları bunun dışında tutabiliriz. Yani bakmak gerekiyor. %10'larda bir oranı var ama kıymetli. İntrakraniyal kanaması olan hastalarda mikotik anevrizma araştırılmalı angio-BT ile. Bir de burada şeyi yazmanı söylemedik Gamze. Eğer zorlanıyorsak tanı koymakta göz muayenesi çok önemli. Evet, rot Rot lekesi. lekesi, Evet. hemoroji aslında biri immünolojik, biri de embolik. Yani neredeyse bir göz doktoru 2 minör kriter verebilir bize. Rot lekesi de özellikle endokardite özgü bir durummuş. Yani çok nadir başka şeylerde de olabiliyormuş. Evet. Yani zorlandığımız durumlarda işte sessiz emboli var mı diye bir serebral tarama, bir minör kriter olabilir. Rot lekesi, subkonjüktival hemoraji. Bunlara da bakmakta fayda var. Serpil, bu diş dedik aslında konuşmanın başından beri. Sen gerçi hep diş diyorsun hastanede de. Evet. Ona dair söyleyeceğin şeyler var mı? Gerçekten Çok. çok önemli. Belki çok kısa hani söyleyebilirim. Aslında burada vurgulanan şey şu. Bizim başımıza bela olan mikroorganizmaların çoğu ağız florası. Yani %50'si ağız florası ile ilgili. Dolayısıyla aslında bizim çok göz ardı ettiğimiz de bir bölge. Aslında ben şöyle diyorum. Yani bir şekilde ameliyat öncesi endokarditle öyle böyle elimize düşen kapakla ilgili bir lezyonu olan hastada mutlaka hani profilaksiye yoğunlaşmaktan öte
Bu hastalarda deniyor ki bunların periyodik diş bakımları, işte belli odakları varsa bunların uzaklaştırılması, bunlara odaklanın. Riskli gruplarda işte protez kapak geçirilmiş, endokarditis öyküsü, siyanotik kalp hastalığı ya da cerrahisi geçmişlerde bu hastalarda yılda iki kez, diğer orta risk grubunda da yılda bir kez diş muayenesini yapın. Çünkü sizin bir işlem sırasındaki maksimum bakteri yoğunluğu değil, sürekli günlük aktiviteler içindeki hastaların bakteri yemilerinin, minik minik bakteri yemilerin yarattığı kümülatif etkinin daha önemli olduğu vurgulanıyor. Dolayısıyla biz bu kapak hastalarını, riskli grupları aslında yakaladığımız yerde gerçekten bu hastaların sadece görüntü değil, gerekli filmlerle beraber hani işte apikal bölgede bir sıkıntı var mı, nekrozu var mı, bir odağı var mı, bunları uzaklaştırmak, bu kadar kaos, karmaşa, tetkik, hani belki bunlara gelmeden bu hastalar için çok basit ama çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bunu uygulamak önemli. Sunumumuz bu kadar. Nazmi'nin bir sorusu var. Bir multicenter çalışma Hı yaptık. hı. Benim haberim yoktu açıkçası. Öğrendiğim iyi oldu. Şöyle, o çalışmada multicenter'ın bağımsız prediktörü olarak hani cerrahi indikasyonu olduğu halde aslında cerrahi uygulanmaması olarak bulunduk dedi. Yani bu soruyu tabii cerrahların cevaplaması lazım ama şunu söyleyebilirim. Senin gösterdiğin güzel örneklerinde de vardı. O kadar zor hastalar var ki hani bunlar çok komplike cerrahiler. Hani bazen cerrah olmak istemezdim yani. Türkiye'de tabii bazı merkezlerde yani her cerrah bu hastaları almamayı düşünebilir. Zor bir durum. Ama bu da bizim için önemli bir veri. Bu veriyi cerrahlarla tartışmakta fayda var. Bizde de infektif endokardit konseyi resmiyeti bir 2,5 yıldır var. Gerçekten cerrahımız da bu konuda çok istekli. Ciddi bir şekilde de toplanıyoruz. Ama bu COVID döneminden sonra vakaları genelde WhatsApp üzerinden tartışır olduk. Ama konsey kararı çıktığı an, acil cerrahi kararı, o hasta 1-2 saat içerisinde cerrahiye çekiliyor ve operasyona alınıyor. Böyle 6 hafta antibiyotik tedavisi alsın ya da işte buna ben endikasyon koymuyorum gibi bir karar olmuyor. O yüzden gerçekten o ortak hareket etmenin böyle bir avantajını gördük. Bir de yani dehiscense'de gelmiş morf tablosunu da atıyorum bir hastanın almadığınız zaman benim mortalitem yüksek olacak diye düşündüğünüz zaman hastanın varsa bir şansı onu da kaybetmiş oluyor. Gerçekten cerrahların da işi kolay değil. Mortalitesi riski çok yüksek olan bir hastayla uğraşıyorlar ama infektif endokardit cerrahisi gereken hastada da artık o noktada konvansiyonel kalmanın işe yaramadığını defalarca kez gördük biz de. Herkes sıkılmış olabilir insanlar uzun süredir. Evet, bayağı uzattık. Şimdi sıkıcı bir konu. Bilerek biz bunu tercih ettik. Zor bir konu. Yani böyle çok keyifle işte bir TAVI sunumu değil, atıyorum bir mitraklinik sunumu değil ya da işte invazilerin ilgisini çekecek ama hastanede başımıza bela olan bir durum. Ve sen hastaları çok güzel çoğunda takip edip sonraki durumlarını da göstermişsin. Ben bu sunuyu sen hazırladın tabii. Bu süreçte Serpil'den de çok fazla şey öğrendim. Çok teşekkür ediyorum ona da. Bu önemli ve hastanelerde yataklar bizi çok fazla meşgul eden, tek başımıza kaldığımızda bizi zorlayan bir şey. Hani birilerine soramıyoruz yani bazen. O yüzden sıkıcı da olsa katlandıkları için izleyen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Herkese ediyorum ben de. çok teşekkürler. Ben son bir şey söyleyebilir miyim Gökhan Hocam? Hocam, tabii abi, buyurun. Şimdi bu karışabilecek lezyonlar için ben başıma gelenden söyleyeyim. Bu mitral kapak tamirinde hani o tam lifletlerin ucuna biz düğümleri yaptığımızda 7 milim falan oluyor. Çünkü daha az atarsanız açılır diye. Biz birçok keresinde eko, klinik çok uyumlu değil. Hani nezle grip hali oluyor, biraz ateş var falan gibi. Aman bunlar endokardit olmasın diye ben kaç tane veri gördünüz diye soruyorum ekoculara. Diyorlar ki 4 diyorlar. Ameliyat notuna bakıyorum 4 tane neokor da koymuşuz ya böyle olmasın diye. Bilmiyorum sizin de bazen dikkatinizi çekiyorum. Onu da göz önünde bulundurmak gerekir. Evet. Hakikaten veri gibi görünüyor. Bir de ben şey de dedim bu cerrahiyle birlikte enfeksiyon ve kardiyolojinin birlikte oturup konuşması bence hastaların tedavisi açısından olmazsa olmaz. Çünkü cerrahlar bir yerde kendilerine göre, enfeksiyon bir yerde kendine göre, ne bileyim kardiyoloji. Ama hep beraber bir araya gelince çok iyi sonuçlar çıkıyor, çok net sonuçlar çıkıyor. Ama ben şimdi hastanın kliniği iyiyse eğer, çok böyle hani bir multi organ failure'a gitmemiş,
klinik olarak iyi, rahat, kalp yetmezliği yok. Mümkünse yatırıp takip edip birazcık antibiyotik altında alırsanız bir nüks ihtimaliniz azalıyor, iki komplikasyonlar daha azalıyor. Daha da önemlisi, hani dedik ya, cerrahlar da mortalite istemiyor ama mortalite ciddi düşüyor. Şimdi mesela bazen diyorlar ki aman burada veru var, hemen ameliyat edelim. İyi de kontrol altına enfeksiyonunu aldığınızda mortaliteniz %15'lerdeyken acil aldığınızda %30'lara doğru çıkıyor. Peki bu verünün atma ihtimali %15 var mı, yani mortalite olarak düşünecek? Yok. O zaman ben diyorum ki birazcık daha bekleyebilir miyiz? Ama hastanın sıkıntısı olduğunda bizim başımıza da geldi. Koksiyerle bürünetti. Çok nadir, zor güç bela üretilen de bir şey diye. Mesela biz o hastayı biraz takip edelim, azıcık toplayalım mı diye beklerken IV bir tedavisi de yok. Oral veriliyor serpilanım, bilmiyorum yanlışım varsa düzeltin. Gitti, sağ ventriküle füstül oldu. Acilen aldık. Hatta bir entübe ettik, hasta tolere edemedi. Eko'da her şey kargaşa, ayırt edilemedi. ECMO'ya bağlanmak zorunda kaldık hastaya. Çünkü gidiyor hasta. Acilen de ameliyat alacağımıza. Mesela hastayı biz sabah ameliyatı aldık. Çünkü idrar falan gitmişti. ECMO'yla çok iyi idrar falan geldi. İleri AYS'i vardı. Sağ füstülü de olduğu için. Mesela hasta halen yaşıyor. İyi bir sonuçta. Orada karar verirken hani bir tek cerraha da işi bırakmamak belki çok önemli. Enfeksiyon ve özellikle kardiyolojinin desteğiyle böyle şeylere karar vermek hastanın mortalitesi açısından çok ciddi faydası olacaktır. Ben böyle bu karışık konular aslında, diyorum ya, böyle karar vermesi zor. Versen bir hata mı yapıyorum, acaba beklesek hata mı yapmıyorum diye hep birlikte karar vermek bence en güzel şey olacaktır. Çok teşekkür ediyorum bu toplantı Teşekkür için. ederiz abi. Güzel oldu yani. Evet. Sağ olun. Ben de sizinle bu vesileyle tanışmış oldum. Ben de. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Şimdi Ben tabii teşekkür ederim. cerrahi zor konu. Şimdi arkadaşlar soruyorlar. Yani biraz önce Gamze öyle hasar gösterdi ki cerrah olmadığıma şükrediyorum. Yani çok Evet. zor. Ama işte cerrahi verdiğimizde de yani emin olmak zorundayız. Biz aslında tanı aşamasında sizin dediğiniz gibi ne zaman verelim? Çok komplike değilse kesinlikle katılıyorum. Hem cerrah rahat hem biz rahatız hem hasta biraz daha iyi. Acil cerrahi indikasyonları ve dışında komplikasyonlar da gelişmediyse sizin tecrübeniz tabii ki değerli. Öyle ben de katılıyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çok sağ olun hocam katıldığınız Ben için. teşekkür ederim. Tanıştığımızda ben şifan sizi çok iyi tanıyorum da Sağ olun. böyle de gördüm, çok memnun oldum. Çok Sağ olun. teşekkür ediyorum. Sağ olun Çok abi. teşekkür. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Evet, bayağı Bir uzattık. toplantıda görüşmek üzere. İyi Daha akşamlar. keyifli bir konuyla. İyi akşamlar.